محمد سيد الكونين الثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرام دعمت داعة النصارى ما شئت مدعا وعدك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيق يعد الا لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على, على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم birkaç ilan ile başlayacağım. Önceki Perşembe için Bursa'ya söz vermiş idik evvelce. Ben de tabii yanlış şey etmişler, tarihi yanlış vermişler orada. Haftaya Perşembe Hicri yılbaşı diye. Tabi 3-4 ay oldu yani Bursa'daki bu ilan. Mer çarşambaymış Hicri yılbaşı yani. Bu önceki çarşambaymış. Onlar Perşembe Hicri yılbaşı gibi orada demek işte gününü şey diyorlar ya, gününe itibar ediyorlar, yanlış anlıyorlar, hep gece önce gelir meselesi. Orada öyle bir ilan olmuş, bundan dolayı e, biz haftaya perşembe e, burada olacağız inşallah. Efendim, hicri yılbaşı çarşambayı perşembeye bağlayan gece olacak. Peş peşe iki gece sohbet uygun olmaz. Bir de çarşamba günü buranın trafiğini biliyorsunuz. Zaten şartlar, zor şartlarda geliyorum, gidiyorum yani. Ortalığı da biliyorsunuz. Bu itibarla mühim olan şu Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan mübarek geceleri ihya ve burayı e, sohbetsiz bırakmamak. Bundan dolayı e, Bursa'ya gidemeyeceğiz. Yani çünkü Hicri yılbaşı da olmadı, bir hafta içi Bursa'ya uzaklardan insanlar gelemez. Dağınık vilayetlerden geliyorlar. Hafta içi iş günü. Bu itibarla da maksat hasıl olmayacak. insanlara zahmet olacak. Ee, 9 Ekim Cumartesi inşallah e, bu vesileyle duyuruyorum. Yani ayın ilk cumartesi hesabıyla Ekim'in ilk cumartesi 9 oluyor. 9 mu oluyor dedin? 7-7. 7 Ekim efendim e, 7 Ekim Cumartesi akşam namazında e, Bursa'da inşallah oluruz. Akşam e, 8 gibi sohbete başlanır Rahman Bursa'nın tarihini bu şekilde duyurmuş olalım. Yani yanlış gidenler olur, uzak yollardan gidenler olur. Üzülürüz. Şimdiden o oradaki arkadaşlar duyurularını yapsınlar. Sizin de ilgililer varsa duyurursunuz arkadaşlarınıza. Yani bu perşembe, öncek perşembe biz burada olacağız. Bursa'da olmayacağız. İnşallahü Rahman. Ondan sonra Kurban Bayramını geçirdik. Allah Teala bütün kurbanlarımızı Salih amellerimizi, tekbirlerimizi, zikirlerimizi kabule karin eylesin. Amin. Ve seneye bir dahi mübarek on gecelere Zülhicce-i Şerife'ye kavuşmayı müessere eylesin. Hayırlı uzun ömürle, sıhhat ve afiyetle, ibadat ve taat ile kavuştursun fazl-ı Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Haydar, e, tabii üç kıtada, on bir ülkede kurban e, faaliyetleri yaptı. Allah onlardan da razı olsun. Aynen. Emek ediyorlar, gayret ediyorlar. İşte vakitlerinden e, efendim çoluk çocuklarıyla bayram geçirmiyorlar. E bunlar fedakarlık isteyen işler. Dernek işleri, vakıf işleri fedakarlık isteyen işler. Efendim evinde oturarak olmuyor. E, hizmet ayağa götürülmesi icap ediyor. Ta Türkiye'de zaten dahili Tanzanya, Fildişi sahili orada bir de medresemiz var biliyorsunuz Fildişi'nde talebelerimiz var. Kenya, Gine, Burkina Faso, Etiyopya yani Habeşistan, Kazakistan, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin oralar, Suriye, Pakistan, Bulgaristan, Hindistan, Keşmir'de. Keşmir'de ilk olarak yani orada kesim yapan Haydar oldu. Bugüne kadar Hindistan'da yapılıyordu kesim. Keşmir'de bölgesel olarak gidildi, yapıldı. Tabii Mayanmar işi bayramda çıktığı için e, bir teşkilat kurulamadı zaten. Budistler sokmuyorlar, etmiyorlar. Hiçbir derneğe de izin de vermiyorlar. O bakımdan Myanmar'a bayramda yetişilemedi tabii çünkü son dakikalar bayram günlerinde çıktı olaylar. Allah bir an evvel Celle Celaluhu hala Amin. Amin. İnşallah Ben Galdeş'teki çadırlara gidilecek tabii. Devlet, hükümet de Allah razı olsun ilgileniyorlar. Efendim Masraflarınızı biz verelim dediler. Biliyorsunuz. Ondan sonra Ben Galleş sınırları açtı yoksa. Onlar da fakir ülkeye açmıyorlar. Yöneticiler zaten, yani biliyorsunuz birçok ehl sünnet insanı idam eden bir zihniyet var orada. O bakımdan ben kardeş, işte Türkiye burada öncülük etti. Allah sebep olanlardan razı olsun. Amin. Onlar efendim, 400 bin kişi hala da yollarda var. 3 bin, kişi şehit oldu, yakıldı. Yani evler, ocakları yakıldı, yollarda boğuldular, ettiler. Açlıktan, suluktan öldüler. Dağ, dağ yollarında açlıktan öldüler. Perişan hallerdeler. Elden bir şey gelmiyor. Duadan başka. Ama tabii yardımlar hem hükümet devlet bazında hem dernekler vakıflar çalışıyorlar inşallah. Şimdi Bengale'de girmek çıkmak daha kolay. Yani çadırlara yardım götürmek olacak inşallah. Başlamış zaten. Efendim faaliyetler devam ediyor Keşmir'in televizyonunda da program oldu. Hayder'in ismi geçti yani. Pakistan'daki televizyonda, gazetelerde haber oldu. Hayder'in ilk olarak orada bir kesim yaptı. Allah çok kuvvet versin de her tarafa ulaşmayı nasip etsin. Ehli sünnet bütün kardeşlerimize. Yani e, 300 bini aşkın, sizlerin vekaletiyle kesilen kurbanlar 300 bini aşkın insana ulaştı. 300 bin diyorum ha. Herhalde yanlış yazmamışlardır değil mi? O kadar da saf değiller herhalde. Burada öyle yazmışlar yani. Efendim, yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye bayramın son gününe kadar efendim burada merkezden et dağıtıldı. Suriye'ye yollanılan özel soğutmalı araçla bin poşet efendim güvetçi sınır kapısında e, bayır bucak Türkmenlerine, Suriyeli kardeşlerimize bağışlarınızı ulaştırdılar. E, Allah Teala emek sahiplerinden razı olsun. Amin. Hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin. Amin. Artırsın, ziyade etsin. Amin. Amin. Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi Hakikaten ben resmi işlerden anlamam. Bir resmiyette de şeyim yok. E, ama arkadaşlara güveniyorum. Yani e, zaten devlet denetiminde bu kurumlar ama ee, şeffaf iş yaparlar, düzgün iş yaparlar, bir yanlış yapmazlar. Onun için insanlar da güveniyor. Allah razı olsun. Siz de güveniyorsunuz. Haydere bir güveniniz var yani. Bundan dolayı Allah e, güvence deleyecek işlerden muhafaza eylesin. Hayır. Güvenleri ziyade edecek şekilde hizmetler müyesser eylesin. Hayır. İsmail Bilici hoca efendi vardı. Ben tabii İstanbul'da değildim. Yoksa cenaze iştirak edecektim. İstanbul'da değildim. 90'a yakın yaşı mübarek Mısır Ezher Üniversitesi'nde okumuş. Tabi o zamanlar ehl Sünnet Hoca Efendilerden okumuşlar. Zahidül Kevseri Hazretleri'ne bile kavuşmuş yani. Bu zat. Tabi yaşında da 90'a yakın olduğu için. Muhammed Zahidül Kevseri Ehl-i Sünnet'in imamı biliyorsunuz. Bidat eline reformistlere en büyük harbi o yaptı Mısır'da. Buradan gitmek zorunda kalınca Osmanlı'nın yıkılmasında Allah oraya gönderdi. Tam da orada reformist şey orada çıktı. Abduhlar falan o akımları engelleyenlerin başında Zahidül Kevseri Hazretleri gelir. Allah kabrini nur eylesin. Nakşi tarikatındandı, Halidi kolundandı. İşte Gümüşhanevi Hazretleri'nin silsilesinden. Babasının kabri Düzce'de. Ben de ziyaret etmek istedim, istedim. Hala gidemedim. Hem şeyhidir hem babasıdır. Büyük velidir. Gümüşhane Hazretleri'nin hulefasındandır. Babim Rabbim şefaatlerine nail aile eylesin. Zahidül Kevseri Hazretleri'yle de görüşmüş olan bu hocamız. işte Lale Gül'de e, Hayder'in hafızlara burs tanıtım reklamını izlerken talebelerin Kur'an okumasını görünce etkilenmiş mübarek. Ondan sonra biraz ağlamak gelmiş ona. Kendi küçüklüğünü, talebeliğini hatırlamış. İşte 80 sene evvelki talebelikler o zamanlar zor zamanlar. Kur'an'ın yasak olduğu zamanlar. O dönemleri hatırlamış. Ağlamaya başlamış işte. Niye ağlıyorsun baba demişler de falan. İşte hafızlık yaptığım yılları hatırlıyorum demiş. Ondan sonra İzmir'de bir gayrimenkulü varmış, işte burayı aramış, illa ben Haydar'a vereceğim falan. Ailesi de muvaffakat etmiş falan. Sonra ya illa alın, alın bizim arkadaşlar da gidemiyorlar vakit. Yani e, her, her, hızlı da hareket etmiyorlar çünkü neden? Yaşlı insandır, ailesi vardır, vasiyeti vardır, biz niye üstüne gidelim olayın diye falan. Fakat o işte illa ant verince illa geliyorsun, bak mesul olacaksınız falan. E, hatta işte şeyde imza meselesi olunca nakil tapu şeyini illa kendini görelim demişler yani biz böyle vekaletler olmaz falan daha işte o yaşta koltuk değnekleriyle illa gitmiş yani öleceğim demiş ben burayı demiş işte hafızlara vereyim falan şimdi vefat etti Allah rahmet eylesin daha yeni yani hemen bu işi demek malum oldu mübarek efendim ailesinin muvaffakatıyla böyle bir hadise gerçekleşti ben tabi bilseydim İzmir'e de gittim birkaç aylar evvel sohbet için. Ziyarette ederdim ben tabi bilemedim. O arada burada dernekle irtibatlaşmış ama Allah Celle Celaluhu kabrini nur eylesin. Amin. Derecesini âli eylesin. Amin. Allah Teala yaptığı hayrı mahşer sabahına kadar kabrinde kendisi en iyisi ve yoldaş eylesin. Amin. O hayratı ile nice hafızlar yetişip Kur'an okudukça sevaplarını ona ihsan eylesin. Amin. آمين روحي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحه ونفس عدد ما شاءه علم الله 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 الله, الله. جل جلاله Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle, kabrini nur ile, derecesi âli ile, çocukluğundan beri hafızlıkla, ilimle, Kur'an'la, hadisle, sünnetle uğraşmış, ömrünü İslam'a hizmet yolunda geçirmiş, sen ecrini azim eyle, Allah Allah. tarafımızdan hayırlı mükafatlar ihsan eyle, Sabır, kederli ailesine sabrı cemil, ecri cezil ihsan ederek yapacağım en güzel dua şu olabilir, ben de böyle dua yapılmasını isterim, mahşere kadar ondan gelecek cüriyeti eli sünnet üzere yetiştir yetişmesi nasip eyle. Amin Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ben de böyle dua isterim. Yani arkamdan ne olacak? Benden gelen nesiller kıyamete kadar bu yoldan ayrılmasınlar. Allah'ım çocuklarımızdan işte sıkıntılı olanlar var. itikadında sıkıntı olanlar var. Amelinde sıkıntı olanlar var. Şeker Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi biz çocuklarımızı terbiyeden aciz kaldık deyin. Onun çocuğu yoktu, evlenmemişti de bize öyle dua istediğimiz zaman öyle deyin. Ya Rabbi biz çocuklarımızı terbiye eden aciz kaldık. Sen terbiye ile deyin derdi. Ben de öyle dua ediyorum. Biz ya Rabbi çocuklarımızı terbiye eden aciz kaldık. Bir kısmı istediğimiz gibi az var, çoğu istediğimiz gibi değiller. Sen fazlı kerem ile ıslaha ile, hayırla ıslah ile, hayırla hidayet ile bu cemaatlere sohbetle bir defadaki gelen unutturma. Ya Rab hep bu dualara ilhak ile Senin Sen rızan için dinleyenlerin de zürriyetlerine bu dualara ilhak eyle. Amin. Allahum Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aliyya sahibisi. Mutlaka dua etmek lazım. Ya buradan dinleyen, uzaktan dinleyen, işte bir kere dinleyen falan. Ya bunun hesabını, çeteresini kim tutuyor? Allah tutuyor cennetini. Bunun çeteresini Allah tutuyor. Celle Celal. Ehli sünnete itikad ile, ilme ve ulemaya muhabbet ile Allah rızası için bir kere sohbet dinlemiş insanı ben unutmuyorum. Kabe'de de unutmam, Ravza'da, Dünya neresine gitsem bir kere dahi Allah için sohbet dinleyen. Ha ben Allah için dinliyorsa ama başka bir şey için dinliyorsa ona dua ne yapayım ben? Bu dua ulaşır mı? Ulaşır ya. Bak Muhittin Arabi Hazretlerinden dün gece yazdırdım. Dün gece çalıştım sabah kadar. Orada yazdırdım. İbn Arabi Hazretleri El Fütuhatül mekke isimli sen 11. babında bunu zikrediyor. Diyor ki Esselam aleyna ve ala ibadillah salihin. Selam bizim üzerimiz olsun. Her ettehiyyatta okuyor musunuz? Esselam aleyna selam bizim üzerimize Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri olsun. Selam selamet, kurtuluş, belasızlık vesaire. Daha kimin üzerine olsun? Allah'ın bütün salih kulları üzerine olsun. Şimdi Allah'ın bütün salih kulları diyor. Bunun içine melekler giriyor mu? Cinler giriyor mu? E, Cinlerin de müslümanı var, evliyası var. Değil mi? Cinler de mükellef de, Melekler mükellef değil ama e, melekler salih kullar. وَالْعِبَادُمْ مُكْرَمُونَ diyor Kur'an. İkram edilmiş kullar. Bütün salih kulların üzerine olsun. Sen tehyatı okuyorsun burada oturuyorsun. Kendi kendine okuyorsun. Ağzından çıkanı ancak kulağın duyur. Yanındaki bile duyacak olsa az daha namazın bozulur yani. Çünkü gizli okunması gereken, sesli sesli bağırarak okumuyoruz tehyatı. Değil mi? Peki sen kendin okuduğun yerden, kulağın duyacak kadar okuduğun yerden bütün salih kullara bu selam gidiyor mu? Gidiyor. He? Gidiyor. Hadi şerifte öyle buyuruyor. Feyza galiha belagat kulli abdin salihin semai vel ard. Namaz ilmalinde bu hadisi yazmış olduğumu hatırlıyorum. Namaz ilmalinde İslam ilmali değil de. Yani pek de İslam ilmalinde de vardı. Ben çok kitap yazınca tabii karıştırabiliyorum hangisinde ne yazdım. Bu hadis-i şerifte buyuruyor. Esselamu aleyna diye selam verdiği zaman gökte yerde ne kadar salih kul varsa hepsine ulaşıyor. Onun için i̇bn Arabi Hazretleri diyor ki, şeyhlerimden biri bana şöyle vasiyet yaptı diyor onun tabi yüzlerce şeyhi olmuş yani ilim almadıkları da şeyhi oluyor tabi eve girerken ne diyorsun insan yoksa esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin camiye girerken de var biliyor musun mescide girerken ki dualar dualan kitabında yazdım evvelki şey kısaydı biraz mescide girenlerde birkaç ilave var dedim ya hepsine ilaveler yaptım onda da geçiyor feyderdehaldun büyüten <laughs> feselli ala enfuşikum ayet-i kerimesi Nur suresinde evlere girdiğiniz zaman kendinize selam verin diyor. Esselamu aleyna kime selam vermektir? Bize selam. Önce başta kendine veriyorsun. İşte o evlerden maksat diyor sahabe-i kiramdan bazı zavat Allah'ın evleridir diyor. Yani camiye girince de kendi evine girince söylüyorsan Allah'ın evine girince hadi hadi söyle diyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillah salih. İşte o zaman diyor kalbinde diyor aklında diyor salih kullar deyince gökte yerde meleklerden, cinlerden, insanlardan tanıdığın, tanımadığın diriler ölüleri de katlıyor. Yani selam dirilere lazım, ölülere gitmiyor mu? Mezarlığa gidince de ne diyorsun? Esselamu aleykum dâra kavmi müminin. Sahih hadiste bu geçiyor. Vehhabiler bile bunu kabul ediyor. Düşün artık sen de Vehhabiden de beter misin yani? He, o zaman ölülere de selam veriliyor. Bak ölülere de gidiyor. Onun için diyor diri ve ölü bütün salih kulları niyetine tutarsan hepsine anında gidiyor diyor selam. Ve ne yapıyor? Bütün melekler gökte yerdeki salih kulların ruhaniyetleri ölmüşlerin ruhaniyetleri de sanın selamına ne yapıyorlar? Cevap veriyorlar. E selam nedir? Duadır. Efendi Hazretleri derdi ya selamda ne kadar ince manalar var. Allah'ın rahmeti, bereket belalardan, kurtuluş, sıkıntılardan, afiyet, selam. Siz ne diyordu günaydın, tünaydın, sen kaydın, denizin dibinde kumları saydın diyordu falan. Yani selamın manasına bak yani. O duayı sen nereden alıyorsun? Bütün evliyanın, enbiyanın ervahından geri alıyorsun. Dönüşüme bak, dönüşüme. Yatırım yapıyorsun, diyorsun ki ne kadar da dönüşüm olur? Kaç senede ne kadar kar ederim diyorsun. Dönüşümü görüyor musun? Adem Aleyhisselam'dan beri geliyor. E, melekler zaten diridirler. Birinci sura kadar yaşıyorlar, onlar ölmüyorlar. İki sur arası ölüp dirilecekler. Meleklerin hepsinden anında geliyor. Ancak diyor meleklerden müheyyemun tabakası vardı. Müheyyemun tabakası, e, me, tasavvuf şeylerinde kitaplarına çok geçer. Müheyyem demek Allah'ın zikrinde, nu, zikrinin nurunda, murakabesinde, e, mahvu müstahrak olmuş. Tarikat derslerinde de geçer bu ifade. Mahvu müstahrak olmuş demek bize de öyle düşünün diyorlar işte. Biz ne kadar mahvu müstahrak oluyoruz o belli değil tabii ki. Biz kafamızda bin türlü tilkiyle ...nerede mahvu müstahrak olacağız? Bir saat murakabe yapıyoruz, yapacağız. Uyursak ne ala vesveseden kurtulacağız. Uyanık yapalım dersek bütün hesabı kitabı yapacağız yani. Halbuki mahvu müstahrak ne demek yani? Allah'tan gelen feyiz ve nurların tecellileri müşahadesinde seyrine dalarak işte efendim kendini kaybetmek, nefsinin kötü huylarını yok etmek, ifna etmek, fena fena fani olmak da oradan geliyor yokluk manası. Mahvolmak, erimek, gitmek, müstakrak boğulup kalmak hani. Nurda boğuluyorsun. Denizde boğulmuyorsun. Balçıkta boğulmuyorsun, çukurda boğulmuyorsun. Nerede boğuluyorsun? Mevla'nın nurlarının e, tecellilerinde boğuluyorsun. Hangi dersteysen ona göre. Allah'ın Allah'ın seninle beraber olduğunu mu düşünüyorsun? Cana şah damarından yakın oldu mu? Akrabiyeti var, maiyeti var. İşte efendim bu şeyine göre müşahede ettiğin, mülahaza ettiğin vasfa göre, ayete göre, hadise göre. Ondan hepsi ayet hadise dayanan şeyler. O zaman öyle melekler de var ki sırf Allah Teala'nın nuruna gark olmuşlar, hayran vaziyetteler. Hayran ne demek? Nurda boğulmuş ya. Selamı da duymaz. Anladın mı? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç gecesi bazılarına selam verdi, cevap vermediler. Cebrail aleyhisselam ne yaptı? Hey dedi ya, kim sana selam veriyor, haberin var mı dedi. O zikirde kalmış yani, kim selam verdiğini duymuyor ki. Cebrail aleyhisselam bazılarını ne yaptı? Uyardı, Miraç hadislerinde çok geçer bu. Bak Muhammed sana selam veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Selamını al diyor. İşte, müheyyem olan meleklere de bu selam, onlar da Allah'ın salih kulları. Bu selam onlara da gidiyor mu diyor? Gidiyor diyor. Ama diyor onlar sana cevap veremiyorlar, zikrin tesirinden duymuyorlar, meşguldürler. O zaman allah Teala onlara vekaleten cevabı Allah veriyor sana diyor. Selamun kavlem min Rabbi rahim sırrı daha dünyada tecelli ediyor. Anlıyor musun? Bu işler alışkanlık usulü olmamalı. Yani bir namaz kılıyoruz, namazdan hiçbir şey anlamadık yani. Daha dört yaşımızda, beş yaşımızda öğrendiğimiz ettehiyyatü de aynen duruyoruz. Ben bugün gelmişim 54 yaşıma, ben şimdi bunu neler bilmem lazım iken, hiçbir şey bilmeden anamdan yeni doğmuş gibi, Sıbyan Mektebi'nde gibi cahil ve ecel olarak kalıyorsam, ben bu dükkanı kapatmam lazım, zarardayım yani. Zarardayım. İlimsiz, Bak okumasam çıkmıyor. E bunu nereden okuyorum? İşte İmam Abdülhayy Kettani Hazretleri'nin kitabından okurken oradan fütuhata atıflan onu gör. Devamlı okuyorum. Devamlı. Efendim bir kelimeyle hidayet bulursunuz. Bir kelimeyle. E size de hazır sohbet yapıyoruz. Bedava. Okuduklarımızdan aktarım yapıyoruz. Ya Bu kadar da yazıyorum yani. On binlerce sayfa yazmışım bugüne kadar. On binlerce. E, kurafe konuşursan, uydurursan kaynağı lüzum yok. Ama efendim bir şeyi ilmi yazayım dediğin zaman çok kaynağa inmen icap ediyor. O kaynaklardan cilt ve sayfa vermen icap ediyor. Ama yine de adımız neciye çıkıyor? Adımız hurafeciye çıkıyor. Adamlar hiç kaynak göstermiyor. Neden? Adam diyor kaynak benim diyor zaten. Taslaman. Kaynak. İslamoğlu kaynak. Bayraktar kaynak. Hepsi kaynak adam diyor. Kaynak benim diyor. Ne sahabeye soracaksın diyor ya. Ne tabiine soracaksın diyor. Bardak oğlu. Ne diyor bardak oğlu? Dergide okuyun. Şimşirgil hocanın yazısını bu ay ki bu ay. Eylül sen mutlaka okuyun. Çok faydalı ya. E bak orada okuyun dedi. Görün neler var orada. Adam diyor ki bin sene evvelki kitapları okuyarak okutarak yani fıkıhları klasik fıkıhlar klasik ilmi kelam falan falan milleti uyutmayın diyor ya. Ne lazım? Baksana işte a, a, İslam alemi paramparça olmuş. E gavurlar da çok ilerlemiş. Bir gavur olalım demediği kaldı yani. E biz niye parça parça olduk? O bin sene evvel, bin iki yüz sene evvel, bin üç yüz sene evvel Selefi Salih'in, sahabe ve tabi'in, tebaid tabi'in müşehitlerden gelen kitapları kenara bırakınca biz bu hale geldik. Biz o kitaplarla amel ederken Cihangir devletiydik, dünyaya hakimidik. Bütün dünya bizim lafımızla hareket ediyordu Osmanlı güçlü zaman. Şurada 150 senelik şeyi konuşuyorsun. E, hasta adam dönemi, gerileme döneminin başladığına bakıyor musun? Baktığın zaman şeriat görüyor musun? Zaten adı Osmanlı ama her eve piyona girmiş. Herkes Fransız da, dansları öğrenmeye başlamış. Kadınların kıyafetleri değişmiş. Erkeklerin şalları çıkmış, cübbesi çıkmış, sarığı inmiş. Yani Kılığından, kıyafetinden bu neyi yansıtıyor? Bir kültür emperyalizmini yansıtıyor. Osmanlı'nın ne sarığı kalmış, ne şalvarı kalmış, ne cübe? Bu ne demek bu ne? Bu demek tefsiri de kalmamış, hadisi de kalmamış demek. Bu ne demek? Bu ahlakı da kalmamış, dürüstlüğü de kalmamış, efendim namusluluğu da kalmamış demek. Çünkü bu durumda adam şimdi kal diyor başkasının karısının belinden dolanarak dansa kaldırıyor. Bu Osmanlı zamanında başladı yani. Bu Osmanlı'nın son döneminde bu danslar vardı. Balolar vardı yani. E sen adın Osmanlı olmakla olmuyor ki. Kendin Kur'an ehli olursan, o kitaplara bağlı kalırsan Allah sana yardım ederim diyor. Yoksa benim dedem Osman Gazi. Ne yapsın Allah senin dedeni? Sen adam mısın ona bakıyor. Ve ne oldu? Devlet Ali'ye yağma efendim Hasan'ın böreği gibi Dağıldı gitti. Perişan olsun. bir avuç bir şey kaldı. Bunu da bölmek için uğraşıyorlar. Ha şurada sur içini kurtarabilir miyiz? Sur içini işgal eder mi ekümenik projesi? Onunla uğraşıyoruz bir yandan. Sınırımızda referandum yapmaya çalışıyorlar. Ya Rabbi iptal eyle. Amin. Ya Rabbi bu barzani aşiretinde bunları bu Türkiye'nin aleyhine bu planlara alet olanları, bu İsrail'le birlikte çalışanları kahreyle ya. Amin. Allah'ımız salli ala seyna Muhammed. Şu mübarek harama hürmetine ya Rabbi. Vatanımızı da İslam vatanlarında, Türkmen yurtlarını da, Arap yurtlarını da, bu siyonist em emperyalizmin uşağı olan bu aşiretleri haram eyle ya Rabbi. <laughs> Amin. Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammed. <laughs> Bak adam orada referandum yapacağım diyor. Amerika ikili oynuyor. Biraz vakti değil şimdi diyor. Vakti değil demek yapacaksın sonra demek. Vakti değil numarasıyla. Bir tek kim destekliyor? İsrail destekliyor. Çünkü neden? Burası Kürdistan değil, burası Siyonistan. Yüz bin İsrail'le kayıtlı Kürt, yüz bin İsrail nüfuslu Kürt'ün anlaşmasını yapmış Barzani ile. Onlar oraya yerleşecek, geliyor. Anlaşma var. Kürtleri tenzih ederim. Kürtler bizim Müslüman kardeşlerimiz, canımız, ciğerimiz, seyitlerimiz, alimlerimiz. Ama bu Barzani aşiretine Halid-i ta o zamandan dikkat çekmiştir radıyallahu anh. Dolayısıyla bunlarla iş yap tutuluyor. Oradan PKK, PYD falan. Ona diyecek ki sen yarın bugün PKK, pydye de, de höt dedi mi onu da ilhak eder oraya. Ya onu ilhak eder oraya ya o kantonları birleştirmeklerdi. derdi. Yarın kantonları birleştirecek. Efendim burada MHP kuvvetli şekilde karşı çıkıyor. Allah razı olsun. Amin. E efendim hükümet karşı çıkıyor. Efendim, HDP destekliyor, İsrail'le beraber hareket ediyor. CHP böyle orta şeker duruyor. Bir de kalkmış herif sihalar, mialar bilmem ne, onlarla konuşuyor. Efendim, sivilleri vuruyor musunuz? Ya bakan açıklıyor. Ya bunlar terörist diyor, kaydı var diyor, ismini söylüyor. Bak şurada şu listede kal. bir tanesi polisimizi şehit etmiş diyor. Açıkça açıklıyor. Adam hala diyor ki sivilleri vuruyorsunuz. Ne olsun? Bunlara karşı efendim teröre e, böyle yukarıdan havadan e, bombalamayın. Ya bunlar geliyor bütün milletin evini ocağını yakıyor, adamı evinden alıyor öldürüyor. Senelerdir bütün bu on vilayeti mahvettiler. En çok zararı Müslüman Kürtlere verdiler. En çok zararı hem dinlerine hem dünyalarına hem ahiretlerine verdiler. Mahvoldu Kürt kardeşlerimize. Ben onlara bizden çok yani üzülüyor. Bizden çok zarar onlara oldu ya. Şimdi bir de Siyonizme hizmet ederek oradan yandan kurduracaklar. Ondan sonra İsrail'de para çok. O projelerle beraber buradan da işte toprak almak istedik. Şimdi İran'ın biraz aklı başına geldi. Benden de toprak alırlar diye korkusundan. Yoksa Türkiye'yi sevdiğinden değil yani. Ehli sünneti hiç sevmez. Şimdi burada da yanlış anlaşılmalar oluyor. Nasıl? E şimdi Barzani acayip bir ağız kullanıyor. Diyor ki, ya diyor biz diyor sünniyiz diyor. Doğru söylüyor Sünni de. Yahudi dostu tabii ayrı dava. Biz diyor Sünni Kürtleriz diyor, bu İran diyor, şey yaptı diyor, Persler diyor, Irak'taki Arap Şialarla birleşti, Haçlı Şabi kurla doğru söylüyor. Haçlı Şabi de diyor bize saldırıyor falan. Şimdi Kerkü'yü işin içine katarlarsa Haçlı Şabi'nin de saldırma durumu var. E tamam Haçlı Şabi en fazla biz lanetliyoruz. Allah kahru perişan etsin. Amin. Ehli sünneti ne kadar zara milleti kesti doğradı canlı canlı. Tamam. Şimdi Barzani bu lafını duyunca millet de zannedecek ki ya görüyor musun bunlar Sünni Kürtler, Burada da Şia bunların üzerine geliyor. Onun için bunlar bu referandumu yapıyorlar da bağımsızlık istiyorlar da falan filan. Tamam da senin bu dediğin sen ehli sünnet ol, başımın tacı ol. Ben ehli sünneti tutarım. Ama burada Fars ve İran lafını konuşurken senin arkandaki durum ne? Senin arkanda ehli sünnet mi var? Senin bağlandığın nokta efendim ehli sünnet itikadı mı? İslam mı, Kur'an mı? Senin iş yaptığın, iş tuttuğun yer İsrail. Bu sefer Haçlı Şabi'den de beter, İran'dan da beter, hepsinden de beter. Ee, İsrail'le komşu olacağız. Onun için senin bizi, biz sünniyiz de, efendim Şia geliyor üstümüze de falan gibi laflarla milleti avutacaklar. Ben de dinledim şimdi. Allah Allah dedim. Bir Eceba dedim. Hemen ondan sonra bir kafayı çalıştırdım. Dedim Ahmet akıllı ol. Bu böyle konuşaraktan, Bizi yumuşatmaya çalışıyor. Arka plan ne? Bir de baktım İsrail o biçim destek. Haldi Bağdadi Hazretleri'nin uyarılarını göz önünde bulundurduğumuz zaman bu aşiret hakkında konu ne oluyor? Burada efendim e, bir sünniyiz numarasıyla e, Yahudi Siyonizmi e, burada devlet yapmak istiyorlar. Bunun için buna asla müsaade edilmemesi lazım. Eski bir genelkurmay başkanı da açıklamış bugün. Hemen meclisin karar alması lazım. Irak meclisi karar aldı. Kerkük valisini azletti falan. Neyse kendine göre tanımam diyor. Burası da karar alıp da inşallah bir an evvel tanımayacaklarını meclisin ifade etmesi icap ediyor. Bu icap ediyor. Ondan sonra bunların efendim e, sınır kapıları bizden geçiyor. Hava sağlıkları bizden geçiyor. Eğer biz bunlara bir şey yaparsak ya bedeli ağır olur, şu olur, bu olur, tamam. Ama inşallah bir fiil icraat da nasip olur da yani bu işin pahalıya mal olacağını anlatsınlar da bu referandum engellensin inşallah rahman. Yani bu iş nereye gider? Geçen bir rüya gördüm. Yani çok görüyorum. Çoğunu da size an anlatamıyorum. Bazı şeyler de anlatılmıyor. Ama yani meclisi görüyorum. Mecliste onlar da beni görüyormuş yani şeyden. Siyah beyaz bir televizyon ekranı var. Siyah beyaz. Oradan görüyoruz. Ya diyorlar ki orada konuşmalar yapıyorlar. Barışta barış, savaşta barış. Savaş barış. Ben de sinirim bozuluyor. Ya bu ne biçim laf diyorum. Ondan sonra orada bir hanım milletvekiliğine ekranı tutuyorlar falan. Diyorum savaşta sava barış barış, savaş, barışta barış, savaşta savaş. Adam savaşa savaşacağız nasıl barış yapacağız diyorum. Ondan sonra tabii başka bir yetkiliye geliyor şey. Diyor sen ne diyorsun falan. Baktım ki onlar da benim görüşümde ama işte orada başka laflar var. Ee, diyorum ben di diyorum yani barışta barış, barış savaşta savaş. Ha öyle mi diyorlar? Orada imzalanıyor ve mühürde vuruldu. Mühürde vurulduğunu gördüm. Bu demektir ki yani vatanımızın bölünmemesi için bu Kürdistan derken Siyonistan'ın kurulmaması için el Müslümanların, Türkmenlerin büyük zulümlere, Arapların Araplara da büyük zulüm var. Sen efendim diyor halk karar versin halka saygılıyız. Lan ne halk mı kaldı? Sen geldin Musul'u işgal ettin, Kerkü işgal ettin. İlk başta nereye gittiler? İlk başta tapu dairelerine ve nüfus müdürlüğüne gittiler. Bu barzani adamlar, peşmergeler. Gittiler niye? Çünkü senin burada evin barkın yok mu? Sen şimdi İstanbul'u düşün. Geliyor buraya adam, sen burada oturan adamsın, anam babandan veya neyse gelmişsin. Evin var, barkın var. Şimdi tapu dairesine, senin tapu kayıtlarını silerse ne oluyor? Sen ispat edemiyorsun ki benim burada evim var. E sen şimdi Türkmenleri, Arapları hepsini korkuttular, IŞİD'i kurdurdular. IŞİD'i Musul'a, Kerkü'ye saldırttılar. IŞİD neye lazımdı? Bak geçen gün Amerika, IŞİD'in en büyük komutanlarını yakaladı Rakka operasyonunda. Ne yaptı? Ne yaptı? Ha, başka bölgeye götürdü. Niye? Başka bölgede kullanacak. Hazır yetişmiş eleman. Hazır yetişmiş komutan olmuş adam başka bölgede kullanacak. Hani sen IŞİD'den savaşıyordun yakaladın adamları ne yapıyor? Dolgu malzemesi gibi oradan alıyor oraya dolduruyor. Başka bölgede lazım IŞİD içinde. Nereyi boşaltacak? E, IŞİD IŞİD bahanesiyle millet kaçtı. Bunlar da geldiler kahraman edasıyla Amerika ile beraber biz şey ettik falan. E ondan sonra tapu dairelerini yaktılar nüfus dairelerini yaktılar. Kendi şeylerinde nüfuslarını da oralara doldurdular. Milletin evinin barkının üstüne oturdular. E şimdi diyor referandum millet ne diyorsa ona razı olalım. Ya böyle bir zulüm olur mu ya insanlar evinden barkından ettin. Nüfusu kendi lehine çevirdin. Şimdi de referandum yapıyorsun. Bu ancak olsa olsa Yahudi oyunları olur. Çünkü Yahudi böyle yapar. Efendim o zaman Filistin'de de referandum yap. He? Ey Siyonist! Onun da toprakları. Buradaki referandumu istiyorsun. Hadi orada bir referandum referandum yap. O niye devlet olamıyor hala? Gazze niye devlet Filistin niye devlet olamıyor yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bu nasıl bir dünyadır? Bu ne zalim adaletsiz bir düzendir ya. İşte Osmanlı niye yıkıldı anlıyor musun şimdi? Sultan Hamit niye devrildi anlıyor musun şimdi? Hep içimizdeki hainler Efendim onlarla anlaşarak masonlarla yahudilerle birlikte hareket ederek bir takım cahil hocaları bazı hocaları da bu işe alet ederek Koca Sultan Hamid'i hal ettiler. Hal' yani tahttan indirmek demek. Şeyden ayırmak. Hal hallettiler diyorlar şimdi mesela. Adam profesör olmuş hallettiler diyor. Bizim millet de hallettiler bu işi hallettik zannediyor. Hal ha noktalı hal'e ettiler. Yani efendim tahttan indirdiler. Makamını ondan aldılar efendim ve böylece hala memleket beladan kurtulamıyor başımız yani. Etrafımız her taraf ateş oldu. Bu demektir ki savaş gibi bir şey düşünülürse de efendim sulhu temin için savaştan da korkmamak lazım. Sulhu temin için savaş ki bu cihat olur. Çünkü hem vatanı müdafaa olur, hem bölünmemeyi temin olur, hem Siyonizme karşı bir savaş olur. Bu Barzani meselesinden sonra daha ne çıkarsa işte arkasında Afrin meselesi var, vesaire İdlib meselesi var. Artık orada Musul Kerkük ne olur? Bu durum nereye götürür? Önümüzde böyle günler var. Allah ordumuzu mansur muzaffer eylesin. Allah askerimize, polisimize yardım eylesin. Allah her sahada muhafaza eylesin. Muvaffak eylesin, muzaffer eylesin. Bütün yetkililerimizi, onlara emir komutaten yetkililerimizi doğruya irşad eylesin, hayra hidayet eylesin, hayırlı Hayır. müsteşarlar nasip eylesin, Hayır. yanlış fikir verenlerden uzak eylesin. Hayır. Amin Allah'ım amin. Hepsini muhafaza eylesin Hayır. Allah. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve Şu CHP'nin yaptığına bak ya. Adam teröristi öldüren silaha karşı çıkıyor. Ya teröristi öldürüyoruz bu adam ya sen bu silaha nasıl karşı çıkarsın sen? Nasıl bir adamlar bunlar? Nasıl bir şeydirler? Açıkta da utanmadan, sıkılmadan nasıl bunu söyleyebiliyorsun ya? Bu kadar asker, polis, şehit var bu memlekette. Bu milletin gözüne bakarak. Bir de milletvekili maaşı alıyorsun ya. Bir de milletvekili maaşı alıyorsun bunu. Milletvekili sen teröristlerin vekilisin ya o zaman. Allah'ım foyalarını çıkar meydana. ya. İç yüzlerini teşhir eyle ya. Amin Allah'ım. Sallallahu aleyhi Muhammed. Ve ala ve sellem. Adnan Saka efendim, şehit polisimiz Halil İbrahim Güler, şehit asker, Mehmet Çetinkaya, Hakkari'de teröristlerle çatışmada yaralan, yoğun bakıma kaldırılmış. O da şehit olmuş. E, haberlerde izliyoruz. biliyorum daha da vardır belki. Burada bana yazdıkları isimlere göre okuyorum. Arkadaşlar ne kadar takip ediyor, onu da takip edemiyorum doğrusu da. Bütün şehitlerimiz de buraya efendim ilhal etmek suretiyle. Buyurun. <Sessizlik> <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illallah. <Sessizlik> Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah Allah 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 şahadetlerimizi kabul eyle ruhlerine hediyelik vasul eyle kabullen nur eyle İlk damla kanlarıyla affeyle mağfiret eyle kul haklarından daha azade eyle mahşere temiz çıkar ya Rabbi ailelerine sabrı cemile ecir, ecir salih amellerle hayırlı uzun ömürler. Cennette cem olmaların nasip Ay. eyle. Amin. Allahu salli ala Muhammed ve ala ve Onlara bir bu kadar dua borcumuz var, değil mi? Dua borcumuz var. Hiçbir sohbette de unutmam Allah'ın izniyle. Şehitlerimizi hiç unutmayalım, unutturmayalım. Böyle kolay değil bu iş. Ya şurada her gün şehit gelirken adamın konuştuğu lafa bak ya. Sanki memleket süt liman da ya bu ne rezillik ya Rabbel Alem. Onun için uyanık olacağız. Şimdi ben buraya ayet hadis okumaya çıktım. Siz de bana diyorsunuz ki derse başla. Zaten dersin o içindeyiz. Ama bu millete şuur vermek lazım. Bu şuuru vermedikten sonra vatan bölünür, haberin olmaz. Ekümenik projesi işler, haberin olmaz. Bak FETÖ az daha geldi, darbe yaptı, memleketi işgal ettiriyor. Haberin olmaz. Biz 10 sene evvel 2009'da söyledik ki bu dinler arası diyalog işgal projesi diye. Şimdi 15 Temmuz'da aa buna buna ne zaman dedin ya sen nasıl dedin ya? Nereden bildin ya demenin lüzumu yok. O zamanlar akıllı olsalardı bu, bu hale gelmezdi bu memleket. Şimdi de bu işte ciddi davranmak lazım. Bu referanduma asla izin vermemek lazım. Yapsalar da tanımamak lazım ambargolar koymak lazım ve ciddi şekilde ciddi şekilde bunun üzerine gidilerek burada bir Siyonistan kurdurmamak lazım. Allah Teala ne zaman harp ateşi yaksalar ben söndürdüm buyuruyor. Kulle mavkadu naralil harp Yahudiler hakkında bu ayet. Bu ayet Yahudiler hakkında. Maide suresinde diye hatırlıyorum. Ne zaman harp için ateş yaksalar Yahudiler <laughs> Allah onu söndürdü. Bu senin ayetindir. Kurban olduğum her ne zaman buyurdun, şimdi de bir ateş yaktılar burada. Bu siyonistan projesine İsrail alenen zaten destek veriyor ortada. Niyet okumuyoruz yani. Sen bu ateşi de söndür ya Rabb'e. Ay. Bu ayetin sırrıyla söndür Ay. ya Rabb'e. Allah'ım amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala sahbihi Şimdi e, Ahmet ibn-i Musa ibn Mus, Uceyl e, Hazretleri büyük velidir. O 15 Temmuz'dan evvel de Seyyid İbrahim Ahsen Hazretleri, onun bir virdi var. Allahümme bi tele'lu bi baha'i hücubi nuri nûri arşikemina da'in esteterna diye başlıyor. Bir, bir sayfa, bir buçuk sayfalık. Orada bu ayet de geçiyor. Yani ne zaman, acayip bir ayet. Şey, ayet de var içine, kulü Allah falan da var. Fakat çok acayip bir virk. Onun içerisinde mesela, yani sevdiklerin gel geçiyor, ailen geçiyor, malın geçiyor, işte arkadaşların geçiyor. Kalbinde kendilerine karşı şefkat duydukların geçiyor. Onları Allah'ın korumasına sokuyor ve kafirleri Allah'ın öfkeleriyle geri çevirdiğine dair. İnşallah onu biz şey yapalım efendim haftaya kadar bassınlar ise dağıtalım yani böyle okursunuz inşallah. E, Arapçadır. Manasını vakit bulabilsem veririm. Onu bu niyetle okuyalım. Bu Kürdistan Siyonistan kurulamaması niyetiyle ona başlayalım. Çünkü 15 Temmuz'da Ozat zuhur etti. İbn Uceyl Hazretleri çok büyük velidir. Yemen'de Zebit'te yatıyor. Ben rüyamda onun adını hiç tanımıyordum. Rüyamda onun mezarında duam kabul olundu gördüm. Uyandım geldim camiye arkadaşlar dedim İbn Uceyl diye bir zat var mı? Girdiler internete şuraya buraya var dediler. Ben hiç bilmiyordum onun adını. Çok eski bir veli, çok büyük bir veli. İbrahim Hasan Hazretleri'ne de zuhur etmiş. Bu 15 Temmuz'dan evvel. O zannedersem burada değildi darbede. Demiş ki bu virtteki bu ayet okunmasaydı bu demin okuduğum ayetler. Bu ve raddallahu keferu bi gayzihim lem yenalu khayra. Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, hiçbir zafere ulaşamadılar. Ve kefallahu müminin el savaşta Allah müminlere kafi geldi ve kana Allah kaviyen Allah çok kuvvetli, çok izzetlidir. Bu ayetler okunmasaydı bunlar başarılı olurdu. Bu ayetler reddetti buyurdu. Onun için bu ayet-i kerime bunun içindedir. Bu da bu Siyonist şeye karşı, İç savaşa karşı, dış savaşa karşı, NATO'nun işgal projelerine karşı memleket 40 taraftan sarılmış vaziyette. Bütün bunlara karşı bu bir de okuyacağız inşallah. Allah'ımıza yalvaracağız inşallah. Önce vatanımız yani. Dinimizden, imanımızdan sonra ne geliyor? E vatanımız. Vatan olmadı mı ne cuma kılası, ne cemaat, ne bayram ne? Millet bak mayanmardakileri görmüyor musun? Adam cemaatle namaz kılacak hali mi kaldı? Sohbet yapacak hali mi kaldı, zikir yapacak? Ne Müslümanlar var, bir tutam sakallı, peçeli. Ne kıymetli insanlar, haberlerde öyle geliyorlar, geçiyorlar. Sularda, çamurlarda, ne perişan hallerde, aç sefil vaziyetlerde. Yine mübarekler zikirlerini bırakmıyorlar, namazlarını, ibadetlerini bırakmıyorlar. Biz burada keyfimize düşmüşük, oturduğumuz yerde namaz kaçıranlar var. Yemek yerken namaz kaçıranlar var, kerata sokanlar var, sünnet kılmayanlar var. Yani keyif girmiş kafamıza yani. Şuradaki durumu gördüğün zaman insan yani hakikaten iştah kaçması lazım ya. İştah kaçması lazım. E bu bu insanlar senden benden çok daha takva sahibi, iyi insanlar, salih kullar. İmtihanları var. Allah kazandırsın gel gel He ama e bize de bu bir ibret değil mi ya? Mevla bize de bak size gösteriyorum ha. Çok rahatlık girdi kafanıza. Keyfinize kaçtınız. Size de bin beter ederim. İslam'a dönün, Kur'an'a dönün, sünnete dönün, el sünnete dönün, emri bil maruf yapın, tebliğ yapın, iyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Yoksa bu, mem bu memleket Allah kimsenin kaşına gözüne aşık değil yani. Kimsenin torunusun diye de sana acımaz yani. Adam ol. Haramlardan sakın. Bu kadar haram, bu kadar günah, bu kadar pis ilişkiler memlekette ayyuka çıkmış ya. Daha enses ilişkinin bile kanunu yokmuş ya. Şimdi yeni kanun teklifi çıkarttı. Yeni kanun teklifi. için Amcası, dayısı, yeğeniyle ilişkiye girerseymiş buna ahlaksızlıktan ceza verilmiş. Kanun yok, bir şey yok. E ne olacak? İtalya'dan, İsviçre'den alırsan her tarafı açık olur değil mi? Her tarafın açık olur yani. E şimdi adam gelin şeyle, yeğeniyle amcası ilişkide görüntülense bir şey yok. E çünkü bunları hazırladılar, altyapısını yaptılar. Her şeyi bu şekilde efendim. Ne var bunda? Ne olacak bunda? Hürriyet var, özgürlük var numarasıyla bu 150, 200 senedir gelen bir fesat. Osman'ın son döneminden başlayan bir ifsat. Eşcinsellik, lezbiyen, eşcinseller yani ya bir insanın Allah bir imtihan eder, içine bir şey verir, istek verir. Allah'tan af ister. İnsan bir günah yapmış olabilir. Tevbe kapısı açıktır. Kafir olmaz yaptığını haram bilsin. Biz devamlı bunu söylüyoruz. Ama sen bütün milletle beraber toplanıp da Taksim'de yürüyüş yapılır mı ya? He? Bu nasıl iştir? Ben anlamadım şimdi yani. Ya kardeşim günah varsa Allah'la aranda öyle mi? Öbürü de zina diyor. Öbürü de ne diyor. Yani şimdi eşcinsellik, lezbiyenlik de büyük günah, kebair günah. Ama zina da ondan aşağı mı yani? He? Zina da ondan aşağı değil. Daha da kötü. E diyelim ama zina normal olmuş falan falan. Suç olmaktan da çıkarılmış. E ondan sonra erkeğin zinası, kadının zinası fark eder mi? Allah'ın dinde günahı cezası fark eder mi? Yüz sopada fark var mı? Rejim cezada fark var mı? İslam farklı yapıyor mu kadın mı erkek mi zina yapmış? Yapmaz. E Allah'ın dinde de günah aynı. Ama şimdi kadın yaparsa adı fahişeye çıktığı zaman çok fena oluyor. Erkek yaparsa çapkın oluyor falan. Ya bu ne saçmalıktır, sapıklıktır yani şimdi. Fahişe kadın cenazesini getirmişler. Hoca kıldırmıyor. Ben bunun cenazesi kılmam. Niye işte? Eskiden böyle küçük yerler herkes kimin ne yaptığını biliyordu biraz. Şimdi zaten karma karışık kimin eli kimin cebinde belli değil de. Bir siteye kim giriyor, kim çıkıyor, kim ne oluyor belli değil. Evvelce biliyorsun köy yerleri, beldeler falan. Bazı insanlar damgalanıyordu yani. Ondan sonra ya ta o zaman efendim kıldırırdın, kıldırmazdın. Olay çıkmış falan. E bu sefer git başka bir büyük hocaya sormuşlar. O hoca da be, beni gibi demeyin. Benim ağzım düzgün. Onun ağzı bozukmuş biraz falan. Ondan sonra lan demiş üstteki pezevengi kılıyorsun da demiş. bunun yakılmıyorsun demiş. <laughs> e şimdi yani hayır yani zina eden adam desen cenazesi kılınır. Hiç ihtilaf yok. E kadın da zina etmiş, etmiş, etmiş yani. Şimdi bunu Allah affetsin. Mesele Müslüman mıydı? Müslümandı. Bir insan haram günah da yapsa kafir olur mu? Olmaz. Haram olduğunu bildiği sürece cenazesi kılınmakta ihtilaf çıkar mı yani? Niye ihtilaf çıksın? Salli alâ kulli ve facirin. Ehli sünnetin itikadında iyi kötü herkesin Müslüman olduktan sonra günah ne olursa olsun cenazesini kılın buyuruyor hadislerim. Misal veriyorum yani. Böyle de bir ayrımcılıklarımız var. Ama... Ya şimdi günah kabahat gizli. Hani derler ibadet de gizli, kabahat de gizli. O laf da saçma bir laf da. Kabahat tabii ki gizli olacak yani. Ama şimdi alkışlarlarsa millet kabahatı da açık yapmaya başladı. Ayrı dava. Ama ibadet gizli derken farz ibadet gizli olur mu? Erkekler namazı nerede kılacak? Zekatı açık verecek. Hacci ibadet nasıl gizli olacak? Arafat'ta 3 milyon insan var. Gizli gizli nasıl gideyim yani? Böyle bir şey olabilir mi? Manyak manyak laf. ibadet gizli olacak. Niye biliyor musun? Kendi yapmıyor ya. Sen de açıktan yapma. Niye? Beni rencide etme. Ne olsun? Gece ben de yapıyorumdur belki olsun. Anladın mı? Kime yutturuyorsun? Öyle bir şey yok. İbadet. Nafileler gizli. Farzlar açık. Ha sünneti bile evde kılmak sünnet. Ama ben şimdi burada farza yatsının cemaatini kaç kaçıramam. Ben gideyim eve sünneti kılayım bir daha mı geleyim farza yani? Mecburen e, tabii ki ama mahallenin camisi evinin dibindedir. Sünneti kılıp da farza yetişiyorsan iftitah tekbirini de kaçırmadan ayrı da var. Sahabe zamanında 15-20 dakika bekleniyordu şimdiki Mekke'deki gibi. E, beklendiği için adam sünneti evde kılıyor. Evi de yakınsa yetişiyor. Tabii ki nafileyi evde kılmak sünnet. Ama biz burada mecburen sünnetleri kılmayacak mıyız? şimdi? O ayrı bir şey. Ama nasıl insanlara böyle bir şey verdiler ki yani efendim yaptığı günah bir de ben bu günah alenen yapıyorum diye toplanıyorlar bir de pankart açıyorlar ondan sonra milletin önüne çıkıyorlar yolları şey diyor, tıkatıyorlar bir de bunlara önüne gelen de destek veriyor neymiş özgürlük varmış hürriyet ne istiyorsunuz siz? evlenmek istiyoruz Allah şimdi Amerika'dan mı Amerika'da evleniyorlar erkek erken bazı şeylerde ülkelerde Allah belalarını versin Amin. Allah zürriyetlerini kessin. Amin. Nesillerini kurutsun. Allah Teala öyle onları tamamen nesilsiz bıraksın, Amin. ifsad eylesin. Amin. E bunlar. Ne olacak işte? Myanmar'a sessiz kalıyorsun. Filistin'e sessiz kalıyorsun. Doğu Türkistan'a sessiz kalıyorsun. Yemen'e sessiz kalıyorsun. Suriye'ye sessiz kalıyorsun. 5 milyon, 10 milyon insan muhacir olmuş. Her bir, bir tarafta. Keşmir'e sessiz kalıyorsun. Dünyanın birçok ülkesinde mazlum Müslümanlara e, sessiz kalıyorsun yapılan zulümlere. Afganistan'ı zaten işgal etmişsin, Irak'ı işgal etmişsin, Suriye'yi işgal etmişsin. Ondan sonra Allah da sana bir kasırga, kasırganın adı da harbi miymiş demiş, harbi kasırgası. Eskisi harbiymiş, tam harbi bir kasırgaymış. Bu da irma, mirma neyse. Harbi. He? Harbi. Mevla gönderiyor da gönderiyor, gönderiyor da gönderiyor. Anca Kaçın arkadaşlar, açılın, kaçılın, boşaltın. 200 milyar dolar, 300 milyar dolar borcumuz var. E Suud'a silah satıyorsun zaten işte 120 milyar dolar, oradan da 200 milyar dolar gidecek yani, bunun çaresi yok. Suud'la Yemen'i takıştırıyorsun, orada Müslüman'ı birbirine vuruşturuyorsun, orada onu tokuşturuyorsun. E bu paralar sende kalmaz yani, Allah belanızı verecek. Veriyor, merak etmeyin. Teknoloji son noktaya gelse, son noktaya gelse artık var ya kıpırdanamayacak hale gelsen adamı böyle u uydudan operasyonun tak gözün içinden vuracak kadar bu gavurlara karşı durulmaz acayip güçlendiler dediğiniz anda bir rüzgarlık canları var yani bir rüzgarlık canları var bütün projelerine bir rüzgar yeter kasırga nereden geliyor hangi depodan geliyor ya öbür ülkeler toplanıp sipariş mi verdiler yani Bedava. Bize maliyeti kaç lira oldu kasırganın? Hiç maliyetsiz. Elimizi gözümüze bulaştırmadan. Görüyor musun? Ama orada da Müslümanlar çatıyor. Oradan da dua isteyenler var. Hanımım, kızım orada hocam dua et kasırga geliyor. E ben ne yapayım? Benim duayla kasırga geri çevrilse zaten Suriye'deki harbi durdururum yani. Ama e tabii ki Allah Müslümanları muhafaza etsin. Ben ediyorum. Ben ediyorum. Edeceğiz. Dünya neresinde Müslüman ehl sünnet kardeşimiz varsa Allah muhafaza eylesin. Amin. Amin. Allah ediyor da kurban oldu. Kasırga eziyor geçiyor. Arada bakıyorsun bir adama hiçbir şey olmamış. Değil mi? Onun için biz Allah ile Celle Celaluhu, Kur'an ile İslam ile, ehl sünnet ile barışık olalım. Sahibimiz Allahu Teala. Bu demek değil ki silah yapmayalım. Bu demek değil ki Efendim kafirlere karşı güç hazırlamayalım. En fazla ben o ayeti okuyorum. <laughs> Gücünüz yeten kuvveti onlara karşı hazırlayın. Hazırlıyor. E, elhamdülillah. Almanya ambargo yapıyor. Silah ambargosu. Bizim devlette de kendi silahını kendi yapmaya başlıyor. Bu da faydalı oluyor değil mi? Evet. E Dışişleri Bakanı öyle söylüyor. Efendim. Onlarda diyorlar ki güldürücü bakan olmuş bu. Ne güldürücü bakan? Dışişleri Bakanı doğru söylüyor. Gavurlar sana silah verdikçe hem seni sömürecekler hem de o silahı ne zaman kullanman gerektiğinde onun parçasını vermeyecekler yani. Kıbrıs Savaşı'nda olduğu gibi. E o zaman ne olacak? Dışa bağımlı olunmaz. Efendim ne ekmeğinde, ne buğdayında, ne tuzundan, ne domatesinde. Her şeyinde kendi kendine yetmeyi ve kanaat etmeyi ve yetinmeyi bileceksin yani. En nihayetinde cep telefonu oradan gelirse gelsin. Gelmiyorsa da gelmesin yani. Cep telefonu da çok önemli değil dersin iki marka düşük takılırsın yani. Ne olacak? Ama silah olmayınca olur mu? Allah sana gücünüz yeten kuvveti hazırlayın buyurdu. Millete sipariş verin de parayla alın buyurmadı ki ya. Onun için çok daha on geri kalmış adamlar. Şu anda ne tanklarını almaya çalışıyoruz da Almanya ambar kokuyor? Leopard tanklar. Leopard'ı bulan kim? Erbakan Hoca'ya. Erbakan Hoca gibi bir adamı zayi ettiler. Evren dedi ya, lan şu cumhuriyet kuruldu kurulalı, bir tane kafası çalışan deha bir adam geldi dedi, o da şeriatçı çıktı maalesef dedi ya, maalesef. Ne maalesef şeriatçı çıktı da adam, namazını kıldı, orucunu tuttu, adam haram yemedi, yalan demedi, adamın adını takunyacılar, bilmem neciler, adamı efendim son 28 Şubat'ta da böyle mahcubede de ede, o doğan medyası var ya onun zulümleri bitmez yani. Onun zulümleri bitmez, hiçbir şey ödemiş de değil. Hiçbir fatura ödemiş değil 28 Şubat'ın efendim hiç. Biraz numaradan bir evrene evrene ölmesine yakın bir mahkeme yaptılar. Adam zaten öyle tutuklu öldü yani. Tutuklu ölmüş oldu. İşte cezalı. Ahirette göreceğiz az ne? Dünyada bir ceza vermediniz. E, sivil ayağına hiçbir ceza verilmedi. Benim vakfımı kapattılar, külliye mel koydular, beni hapse Manşet manşet yapmadığın kalmadı o hürriyet değil mi? E şimdi kendilerinin neler yaptıkları çıkıyor. E bir kişi arkasını arayıp da yahu kardeşim siz niye böyle insanlara zulüm yaptınız? Şimdi FETÖ'yle anlaştıkları çıkıyor. Vergiler kaçırdıkları çıkıyor. TGRT bunları çarşaf çarşaf yayınlıyor mesela. Yayınlıyor. Bilmiyorum. Bir sinyal mi veriliyor acaba? Onu da bilmiyorum. Kim hak ettiyse Allah belasını Amin. versin. Şu memlekette Efendim meşru hükümetleri devirmek, Erbakan Hoca'ya bu zararı zeval vermek, bu memleketi böyle geri bırakmak. Kim yaptı bunu? Bu localar, bu lobiler, bu medyalar yaptı. Bunların ağzıyla, lafıyla memleket bugün geri kaldı. Tankını yapamıyorsun, silahını yapamıyorsun. Devamlı dışa bağımlı ol, devamlı dışa bağımlı ol. E bir adam milli olsa, ya şurada bir şey yapalım, bir tank yapalım, bir sanayi kuralım, bir fabrika yapalım. Hemen gel aşağı. Fransa locasından... Masonlardan bir mektup geldi Fransa'dan. Erbakan'ı devirin. Ne yapıyorsanız yapın. Manşet manşet yalanlar çarşaf çarşaf yani. Adam Adamcağızı efendim Allah kabrini nur eylesin. Ne kadar üzgüler. üzdüler. Memleketi geri bıraktılar. Bir şey değil ki. Şu anda Erbakan Hoca'nın Almanya'dayken bulduğu tank, bulduğu tankı Türkiye oradan almaya çalışıyor, alamıyor, o diyor vermiyorum. Şu kadar rezillik olur mu? 40 senelik, 50 senelik iş ya bu. Hala mı bunlar halledilemedi yani? Ondan sonra hocalar bizi geri bıraktı. Cübbeli bizi geri bıraktı. Ulan cübbeli sen neyini geri bıraktı ya? Yani? Cübbeli almış gitmiş başını yani jet ski'ye biniyor adam yani cübbeli çok <laughs> ilerlemiş yani. Sen hala kanı arabasıyla gidiyorsun ya. Kardeşim cübbeli sen neyini geri bıraktı yani? Hala da bu hafta jet ski lafları oluyor da onun için. Önüne gelen tarikatlar, cemaatler olunca ile benim adım geçmeden olmuyor yani. Benim ne cemaatim var? Ha ben cemaatim burada. El Fatiha deyince hepsi çıkıyor gidiyor. Hoca başım mı Bir ihtiyacım var mı? Soran da yok yani. Benim cemaatimden ne olur ya? Benim hiçbir şeyim yok ki. Tek başına bir adam. Doğruları konuşuyorum. Hakkın yanında duruyorum. Durdum duracağım. He, kimseye bir zararım yok, hainliğim yok, vatana millete hainliğim yok, İnsanları kandırdığım yok, aldattığım yok, hiçbir kimseyi mağdur ettiğim yok. Bugün kadar bir tane müşteki çıkmamış. Ben Allah için iyiliğini istiyorum bu vatanın milletine ehl-i sünneti var. E sen lafları doğru dinlesen anlasan, hocalar bizi geri bıraktı. Nesi geri bıraktık sen biz? Silah yapıyordun da yapma mı dedik? Füze buldun da bulma mı dedik? Bu caiz değil mi dedik yani? Teknolojide hangi ilerlemeyi kaydettin de biz geri durun dedik ya? Hatta biz teşvik ettik seni Efendi Hazreti bunu 40 sene evvelden sohbet kulağımda ya. Kuvvet atmaktır. Bak namazı farz eden ayet kıymus salah Silah yapmayı farz eden ayet اَعِدُّ e لَوْ kuvve. Bunu paşalara anlatıyordu efendi ya. Ama yani nerede bir milli adam var, askeriyede de adam milli olsa o da duramıyor yani. Nerede bir vatanı milletini seven insan var. Şimdi bu FETÖ METÖ işte bu beladan sonra inşallah biraz görüyorsunuz başarılar arttı değil mi? Şimdi bu herifler askeriyedeyken biz bir savaşa girsek ne olurduk ya? Adam kendi tarafını şey eder ya. Kendi askerini öldürüyor adam bunlar ya. Müslümanları öldü, millete, vatan vatandaşa silah atan adam bu adamlarla harbe gidilir miydi? İşte inşallah biraz biraz millileşiyor. Vatanı milletin evlatları vazifelerinde görevlerine geliyor. Ondan sonra etrafını görüyor. Bu kadar uyuşturucunun. Ya kes kes bitmiyor. Her yer, bütün doğu tarlalar efendim esrar olmuş. Kim bunlardan yolunu bulmuş almıştı. Bu kadar senedir ya. Bu kadar asker ölüyor. Bir tane terörist gebertilemiyordu. Şimdi elhamdülillah değil mi? Hepsi teker teker gebertiliyor. Yakalanıyor, teslim oluyor. Bayağı bir ümitleniyoruz inşallah. Ümitleniyoruz yani. Allah tamamına erdirsin. Amin. Bu temizliği tamamını erdirsin. Amin. Onlara da Allah ıslah de dönüş nasibe teslim olsunlar yani. biz Onlarda bir ana baba çocuğu ben de öldürüsünler taraftan teslim olsun. Desin ki biz bunları ha, bilmiyorduk. Bunlar eşkıyaymış. Bunlar pislikmiş. Öyle teslim olan var. itirafçı olan var. Devlete doğru dürüst bilgi veren var. Biz onların onlara beddua atmıyoruz ki. İnsan dönebilir. Allah da tevbeyi kabul ediyor. E devlet de pişmanlığı kabul ediyor. Etmiyor mu? Ama tabii ki bir kana girdiysen değil mi? Kana girdiysen bunun cezası müeyyidesi var yani. İslam'da da böyle öyle değil mi? O dolayısıyla kana girdi. Sen onun cezasını çekersin. Ama e, bir kana girmemişsen, bulaşmamışsan pişmanlıktan yararlanıyorsun. Pişmanlık indirimleri yok mu? Var. Onun için Allah onların da yani evet kandırılanlarına, aldatılanlarına ne damet nasip eyleyim. Bu askere, polise teslim olmaları nasip eylesin. Amin. O şıkkı da gö göz önünde bulunduralım değil mi? Duayı şimdi doğru düzgün yapmak lazım. Onun için Allah'a havale ediyoruz. Bir dua da yaptıracaktım. İşte kahariyeler falan okuma meseleleri. Sonra bir rüya gördüm. O rüyama göre yani teferruatına giremiyorum. Şeye döndü bu iş yani. Sultan Abdülhamid'in işte bu onu indirecekler harekete geçtikleri zaman dediler ki senin elinde ordu var, güç var. İşte bunları durdurabilirsin yolda falan. Tabii kanlı olur, başka dava. E tabii padişahtır, hak da onundur ama o da öyle bir niyetlendi. Sonra rüyada Resulullah Efendimiz'i gördü. Sallallahu aleyhi ve buyurdu ki kadere çare yok. Bu millette buna müstahak yani şeyinde. Sen buna mani olma gibi. Sultan Hamid o bakımdan rahmetullahi aleyh o rüya üzerine şey yaptı. Yani bazı şeylerde tabii kaderin sırrı vardır. Kaderin sırrı vardır. Biz doğru olacağız, düzgün olacağız, Allah'ımıza yalvaracağız. Biz ne selamet, kurtuluş için dua edelim. Bu vatanın muhafazası için dua edelim. Şerlilerin şerrinin def olması için dua edelim. Allah bilir işini bakalım kime ne yapacak. Göreceğiz, seyredeceğiz yani. İnşallah. Şimdi önümüzde hicri yılbaşı çarşamba olduğu için ben bugün hicret konuşması yapacak vaktim de yok. Ama önümüzdeki günlerle ilgili birkaç vazife önemini arz edecek dualarını, zikirlerini, ibadetlerini söyleyeyim. Çünkü ben buraya perşembe geldiğimde Hicri yılbaşı Muharrem-i Şerif girmiş oluyor. Yani haftaya perşembe ikinci gecesi olmuş oluyor. O bakımdan önümüzdeki yani çarşamba gün çok önemli. Perşembe de çok önemli. Neden? Biri senenin son günü, biri de senenin ilk günü. Hangi seneye gireceğiz inşallah? 1430 9'a gireceğiz. 38 bitiriyoruz. İnşallah. Zülhicce herhalde 29 çekiyor. Zülhicce'nin 29'u önümüzdeki çarşamba. Burada en hassas zaman dilimi ikindiden sonra. Çünkü ikindiden sonra ne oluyor? Senelik defter kapanıyor. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Tirmizi'de geçer bu hadis-i şerif. allah Teala bir kulun amellerini yazan hafaza meleklerine buyuruyor ki Kulumun defterinin bir başına bir de sonuna bakın. Eğer o başta ve sonda hayırlı bir amel, bir zikir, bir istiğfar, bir dua bulursanız üç ey yazıcı melekler ben sizi şahit tutuyorum ki enni gafarduu ma beyne tarafı sahife. Sayfanın sayfa ne demek? Yıllık sayfa var. Aylık sayfa var haftalık sayfa var, günlük sayfa var. Amel defterlerimizden bahsediyorum. Şimdi ne buyuruyor Mevla meleklerimize, sağımızdaki, solumuzdaki meleklere? Sizi şahit tutuyorum. Defterinin başıyla sonuna bakın. Günlükte de bu böyledir yani. Aylıkta da böyledir. Onun için ay bitimleri, ay başlangıçları çok önemlidir. Onun için ayın sonunda oruç, başında oruç meselesi sünnette niye vardır falan. Çünkü hep salih ameller bulursanız, başında ve sonunda Arada ne varsa ben affettim. okulum kulum için bağışladım Allah'a. Allah, a. Allah a kimse karışamaz arkadaş. Bağışlar gider ya. Yani. Celle Celaluhu. Onun için şimdi bu çarşambanın önemi buradan geliyor. Mutlaka Allah'tan af isteyerek bu şeyi 38.438'i kapatalım inşallah. Ondan sonra perşembe sohbetten evvel yine olur. Biz akşam namazında geliyoruz. İşte sohbetten evvelki saatler, işte buraya erken de gelenleriniz oluyor. Veya yoldan sohbete gelme saatleri işte tam hepiniz. Sohbete gelen veya... De. Neredeyseniz yani. Perşembe akşamdan evvel de sene başı duaları okunuyor. Efendim tabii sene başı duası geceden de okunabiliyor. Geceden okunursa daha kuvvetli olur. Sene sonu duası çok önemli. Çünkü ben buraya haftaya geldiğimde sene sonunun duası ne olmuş oluyor? Geçmiş oluyor. Ben de bundan dolayı dolayısıyla bu duayı talim edeceğim inşallah rahman derginin 79. sayfasında İmam Safuri Hazretleri naklediyor İmam e, Muhammed Ali Kudüs Evliyanın reislerinden İmam Zeyni Dahlan'ın talebesidir o da çok büyük bir alimdir Kenzün Necah isimli eserinde birçok eserde bunun kaynağı geçiyor İmam Deyrebi Efendi babamızın kaynaklarından onda da geçiyor Buyuruyor, buyuruluyor ki kim Zülhicce'nin sonunda yani ne zaman? Önümüzdeki çarşamba ikindiden sonra akşama olmuyor. Akşam olunca ne giriyor? Muharrem giriyor. Akşam Muharrem giriyor. Zülitçenin sonu olmuyor. Zülitçenin sonu ikindiden sonra oluyor. Yani güneş batmadan önce kurtarır. Batmadan önce kurtar. Yani ezandan önce kurtar. Ama sizin müezzin ezanı göç okuyorsa o ayrı bir şey tabii. O zaman kurtarmaz. Ben güneşin batışından hesap görüyorum. Zülhicce'nin sonunda üç defa şu duayı okursa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed ve, ve sellem. Bu duada diyor ki, Ya Rabbi, senin yasakladığın, razı olmadığın, hangi günahları ben bu sene yaptıysam, ben onların birçoğunu belki de unutmuşumdur. Öyle ya, bir senede ne günah yaptığını biz de seri imalat çalıştığımız için, çok unutabiliriz. Ama sen onları unutmamışsın. Unutmadın, unutmaktan münezzehsin. Ama sen bana ceza vermeye gücün var mıydı? Vardı. Anında beni günahın üstünde nasıl yıldırım böyle, nasıl geliyor ağacın üstüne ya. Ben de yeni gördüm o yıldırımın ağacı devirmesini. Yani öyle bir video hiç izlememiştim. Canlı da rastlamamıştım ya. Ateş bir geliyordu, koca ağacı yarıdan ağrı ya. Yani bir insan günahın üstündeyken Allah onun üstüne ateşi gönderebilir yani. Bu kadar acayip bir şey bu. E sen diyor bana ceza vermeye kadir iken yine ne yaptın? Aceleci davranmadın. Biz olsak bize karşı hareket yapanlara elimizden gelse ani operasyon yaparız yani. Ama Rabbimiz halimdir. Aceleci davranmadın. Yine ben yine günahlara karşı cüret ve cesaretle günahlara atıldım. Ama sen yine de, bana ne dedin? Tevbe et kulum. Kapıyı açık tutuyorum kulum. Sabah akşam Gece tövbe, gün, gündüz güneşlenler tövbe etsin diye rahmetini açtı şimdi. Her gece rahmetini açar. Gündüz güneşlenler tövbe etsin. Yarın gündüz olacak bu gece güneşlenler tövbe etsin. Hep tövbeye davet ediyor. Kurban olduğum. Sen beni tövbeye davet ettin. Kurban olduğum Allah'ım. Bu sene ben ne işler yaptıysam hepsinden mağfiret talep ediyorum. Bağışlama talep ediyorum. Öyleyse beni mağfiret eyle diyor. Ondan sonra başında besmele olan dua reddolunmaz. olunmaz. Bir, salavat-ı şerife olan dua arada kaldığı için reddolunmaz. İki, Ya Rabbi sen razı olduğun ne amel varsa, sen hangi amellere sevap vaat ettiysen, yani Arapçasının tercümesi bu. Arapça okuyamayan bunun Türkçesini de okur. Türkçesi 80'de. Arapça 79'dan 80'e geçiyor. Türkçe sade 80'de. Ey kerem sahibi, ey celal ve ikram sahibi. Bunlar Allah'ın ismazam azam rivati var. Zel celal Velik, Ya del celal ve İkram. Sen salih amellerden, sevap vaat ettiğin, razı olduğun amellerden, sen namaz, oruç bir şeyler de yaptık hani bu senede. Kurban geçti, Ramazan geçti, bu kadar ibadet oldu, oruç yapıldı efendim. Kimisi haç yaptı, kimisi umre yaptı bu sene. Allah'ın razı oldu, ameller nasip olanlar var. Namaz zaten elhamdülillah hepimiz kuluyoruz. Bunları benden kabul eyle. Ey kerem sahibi ümidimi senden kestirme. Dedikten sonra efendim sallallahu aleyhi beytine sahabesine salavat selam eyle diyor. Başı salavat, son salavat. Bu dua kaç kere tekrar ediliyor? Çarşamba günü ikinden sonra. Akşama etmeyin. Akşama etmeyin. Senenizin sonunun farkında olun ya. Defter kapatılıyor. Hesaptan haberiniz yok. Maliye denetimle ilgili son müracaat tarihi koyduğu zaman Yapılandırma yapıyor hesabı bilmem neyi 300 bin liralık borcu al sana 36 aya bilmem ne son dakika son gün bu dediği zaman sen onu kaçırıyor musun? Nasıl dikkat ediyorsun? Herkese de uyarın beni uyarın bak son dakika bir ödememi yapayım kaydımı yapayım muracatımı yapayım iş. Biz de bu senenin hesabını kapatmaya muracat yapacağız inşallah bu şuurla Bunu şeytan da duyuyor mu? Biz bu duayı yaparken şeytan da duyuyor mu? Ya yanımızda görevli melek de var. Şeytan da var. Herkesin kendi meleği kendine mi? Evet. Benim yazıcı meleklerim seni de yazıyor mu? He? Yazmaz. Benim yazıcı melekler benle. Benim şeytanım da seninle uğraşmaz. Tamam mı? Bir tek Resulullah Efendimiz'in şeytanı Müslüman oldu yani cini. Şerrinden kurtuldum diyor. Bizim şeytanlar Müslüman oldu mu? He? O zaman o da böyle bekliyor çok büyük bir mücadele var ya. O zaman şeytan ne diyor biliyor musun? Sen bu da yaptığım zaman Te'ibnâ minu tuğle seneti fefsedehu fi saatin vahide. Bu da şeytanın sözü. Şeytan da Arapça konuşuyor. Siz hala Arapça bilmiyorsunuz ya. Şeytan diyor ki bir sene zahmet çektim, canım çıktı, adama ne günahlar yaptırdım, bir saatte hepsini bozdu, bitirdi, beni mahvetti diyor. Alıyor kafasına taşları, çakılları, ne bulduysa neredeyse, Biraz isterseniz kumlu çakıllı yerde okuyun da bol olsun kafasına taşlar bol olsun. Recm olsun iş. Işte. zındık. He, zındıkların başı o. O da şimdi bana takıyor şu anda. O da beni duyuyor şimdi. Ben sen diyor sohbeti bitir sana da uğraşacağım diyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Sığınmazsan işimiz yaş. Bundan kimse kurtulamaz. Ancak Allah'a sığınırsan Allah seni ondan Kurtarır. Neler etti yani? Bize de neler etti? Etmiyor mu bana da? Hala etmiyor mu bana da yani? Ben mücadelede değil miyim yani? Ben evliya mı olmuşum? Evliya olsan ne yazar ya? Peygamber olmadıktan sonra adamı bozar yani. Bozar. Bu nasıl olur mu ya? Yahya aleyhisselamla çok görüş Yahya aleyhisselam çok takmıştı ona. İki de bir yarabı şunda bir görüşeyim derdi. Yani izin alırım. Birkaç tane rivayet anlatırım sana. Şimdi bu sene sonunda okunacaklar. Yine çarşamba günü ikinden sonra bir dua var. Buna saadet duası deniyor. Efendim besmele ile başlıyor. Sayfa 80'de. Bu mübarek dua tasavvuf ehlini ilgilendirir. Tarikat dersi olanlar, zikir yapanlar. E ben tarikat dersi değilim, bunu yapamaz Yapabilirsin. Ama bu dua e, yani 21 kere okunuyor. Arapçası da var, Türkçesi de var. Efendim, bu duayı 21 kere okursa manevi halleri, mertebeleri yükseltiliyor falan e, bunda fazilet var. Manevi yolculuğu olanlara nasip olur inşallah. Bu 80. sayfede. Oradan geliyoruz sene başı duası. Sene başı duası ne zaman yapıyoruz? İkindiden sonra yapıyoruz. Akşam oluyor, gece oluyor. Sene başı girdi mi? İslam'da efendim gece önce, ayda da gece, ay neyle giriyor? He? Ay geceyle giriyor. Mesela Ramazan'da gündüz oruç tutmuyoruz başlarken ama akşam ne yapıyoruz? Teravih. Niye teravih kılıyoruz akşam? He? Gece önce geliyor. Mesela Ramazan'da son gün oruç tutuyoruz. Akşam teravih kılıyor muyuz? Niye kılmıyoruz? Şevval geldi, anladın mı? Hala anlatamadım ki ben bunu size. Yine takvime bakıyorsunuz. Ertesi günü bir diyorsunuz. Halbuki gece önce geliyor diyorum, anlatamıyorum. Ama o şundan anlaşılmıyor. Akşamın takvimi yok. 29'un akşamı ya. Gün 30 yazıyor. Arada 29 30 arası bir buçuk yok. Yani AB, 29A, 30B yok. Ondan dolayı bizim millete anlatamadık yani. Hala bana takvimi yanlış vermişler Bursa'da mesela. Işte. Ertesi gün öyle zannetmiş. Şimdi biz geceden okuyalım inşallah. Ben geceden okuyacağım. Yani perşembe gece, çarşamba bitti. Akşam namazında sonra okuyacağım inşallah. Namazdan evvel bile okuyabilirim. Çok önemli çünkü. Ama... Ertesi güne kadar yolu var. Efendi Hazretleri'nin yanında Kagoş'un Mustafa Efendi, Hoca Efendi açardı, okurdu işte o iki üç satırdır. Bu duayı okurdu. Efendi Hazretleri'nin yanında üç kere tekrar eder. Cemaatta tekrar eder Hatmi Şerif'te. Her sene Muharrem 1'de bu yapılıyordu yani. Şimdi bilmiyorum Mustafa Efendi yine sağdır, sıhhattedir, öyle şeylere meraklıdır. İnşallah yapıyordur İsmaila'da. Bu Efendi'nin yanındaki sünnetlerdendir. Sene başı doğad, Ertesi gün sabah namazında yani tabi cemaat sabah namazında toplanıyor. Siz de geceden de başlayabilirsiniz. Ben mesela ne yapacağım? Gece de okuyacağım üç defa. Sabah da okuyacağım gündüz olduğu için. Hem gecenin başlangıcında okuyacağım hem günün başlangıcında okuyacağım. İnşallah Allah nasip etsin. Mevla unutturmasın. Aman ya Rabbena. Her kim rivayet olunuyor. Bu da birçok ulema ve meşayih bunu zikrediyor. Muharrem ayının evvelinde 20 Eylül çarşambayı 21 Eylül Perşembe'ye bağlayan gece veya en geç 21 Eylül Perşembe günü demişim paranteze. Sayfa 80'de bu. Üç kere okuyor. Dua 81'e geçti. Yine besmele var. Hamdele var. Salat selam var. Ondan sonra diyor? Ya Rabbi sen ebedisin. Kadimsin. Çünkü seneler devamlı geliyor geçiyor. Allah üzerine zaman geçiyor mu? He? 1439 nereden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2017 nereden? İsa Aleyhisselam'ın doğumundan göya işte hesap ileri geri de. Anladın mı? Başka takvimler var mı? 2000'den fazla olan var mı? He? Bir takvimler daha var ya, Mayo, Noyo, Moyo, Çin, min. onlar kaç senesinde? Yani dünyanın takvimi 7000 seneye yaklaştı, 6000 küsur şu an. Dünyanın takvimi 6000 küsur. O altı milyon, yüz milyon, iki yüz milyon bırakın o manyakların paralarını yani. Sıfırları karıştırıyorlar. Sıfırı bol bulmuşlar, yanına koymuşlar yani. Deli deli işler. Bir dinozor bulduk diyor, iki yüz milyon senelik. Yuh be! İki yüz milyon senede kemiği mi kalır, adamı yatırıyoruz da buraya beş sene sonra kemiği kalmıyor. Bu ne dinozormuş, çelikten miydi be? Ya bunlar var ya saçma sapan, bir de bunlar bilim adamı diye geçiniyor ya. Millete kurafeleri yutturuyorlar. Ya bizim millette diyor, Adem Aleyhisselam'dan Allah yarattı bizi diyene bize kurafeci oluyoruz. İslam oldu Adem Aleyhisselam'ın da babası var deyince kimse sormuyor anası kim ya. <laughs> kimse demiyor amcası kim ya. O Mehmet okuyan çıkıyor diyor ki Adem Aleyhisselam'la hava atıyor, tek inmedi diyor. Grup halinde indiler cennetten diyor. Az daha diyecek bizim Of'un köyüne hayrata indiler diyecek. Bir ailede biz de Adem Aleyhisselam'ın yan suyundan geliyoruz amca çocuğu izleyecek ya. Adam böyle bir adamlar ya. Bunlar ilahiyatta profesör olmuş, biz hurafeci olmuşuk, bunlar ilim adamı olmuş ya. Kur'an inkar ediyor adam, tefsir olmuş, profesör olmuş. Nasıl bir şey bu? Kur'an inkar ediyor, tefsir borumuz E çünkü adam Kur'an'a iman edene bu şeyleri vermiyorlar, bu itibarları. Kime veriyorlar? Kim milletin itikadını bozacaksa onu pohpohluyorlar. Anladın mı? Mesela Ali Bardakoğlu ayrıldığında Diyanet'ten ne kadar üzülmüş basın, yayın, sol gruplar ne kadar üzülmüş değil mi? Ya bir aydın reis, Diyanet reisimiz vardı o da gitti diye. Niye? Kadının elini tutmakta günah yok, bir şey yok demiş ya. Ayıptır demiş, kadının elini geri çevirmeyin demiş falan. Sakal zaten sünnet Daha neler demiş demiş. E böyle Diyanet reisi nerede bulacak? Ondan sonra görmez geldi işte. O da ondan beter. Müslüman kızı gavura verelim diyor. Müslüman kızı gavura verir, hiçbir mezhepte yok. Adam diyor, olur mu ya diyor, bu diyor böyle yapmak lazım diyor. Yani bu diyor, ondan kız alabiliyorsa kız da verelim ki diyor, şey olmasın. Sanki din bunların don lastiği ya. Sen ne konuşuyorsun? Bunlar işte alim oluyor, hadisçi oluyor, ayetçi oluyor, bilmem ne oluyor. Allah'ım ya Rabbim ya Hiçbir kaynak göstermezler. Konuştukları lafa bir tane kaynakları yok biliyor musun? Kıyamet alametlerine dair hadisler sorunludur diyor. Kaynağı ne? Kendi. Ya ben bu kadar binlerce, on binlerce cilt kitaptan kaynak verebilirim sana. Kıyamet alametlerinin hak olduğuna değer. Ya sen bu kadar... E din adına niye konuşuyorsun o zaman? Ben inanmıyorum de çık kurtul ya. Hem inanıyorum deyip de millete hem Resulullah'a devreden çıkarım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sen ebedisin, kadimsin ne demek? Ya Rabbi 38 gelir, 39 gider, öbür takvim 2017 olur, öbür takvim 5000 olur, öbür takvim 10.000 olur. Sen değişmezsin. Ebedisin, sonun yok. Kadimsin, başın yok. Başlangıç yok. Haysın, hakiki hayat sendedir. Herkes hayatını senden emanet almış. Çünkü seni kimse direk etmemiş. Sen hayat sıfatı kendinden. Kerem sahibisin, hannansın, mennansın. Bunlar Allah'ın isimleridir. Çok esirgi, çok acıyan, mennan çok iyilik eden, hannan çok lütufkar. E i̇şte onun için cehennemde bir kul zikrediyor. Ya hannan, ya mennan, ya hannan, ya mennan. Cehennemde yanıyor, bu yandan zikrediyor. Melekler de şaşırıyorlar nasipte. Ya diyorlar sen yanıyorsun, yanıyorsun daha ne bekliyorsun? Ya diyor. Allah diyor ki çok lütuf sahibidir, çok acıyandır diyor. Ben diyor isimlerine zikreme devam edeceğim diyor. Yakarsa yaksın. Ya hannan ya mannan. Orada bile ümidini kesmeyen adamlar var. E Müslüman ümidini kesmeyecek. Çünkü Müslümansan cehennemde ebedi kalacak mısın? E yine sonun iyi değil mi? Sonun çok iyi. Hele cehennemden sonra cennet çok bir bambaşka olur tabii. Allah kimseye nasip etmesin. Ayrıca Allah. Direkt cennet nasip etsin değil mi? Amin. Ama yani hapisten çıkanın da çay içmesi başka oluyor yani. Değil mi? E bakıyor hürriyet, özgürlük. Ha. Onun için cehennemden tabi biz de Allah muhafaza. Bir de girip çıkmamak var. Kafir ölürsen hiç çıkmak. Ya Rabbi bu yeni bir senedir. Ben şeytandan, kovulmuş şeytandan ve dostlarından korunma istiyorum. Es'elüke fiyel usmete mineşşeytanirracim ve evliyâhi dost şeytanın dostlarından dostları var. İlahiyattan var mı? Çok. Hocayım diyenlerden var mı? Çok. Bu nefsi emmareye karşı bana kötülük emir. Devamlı şunu yap, şunu yap. Hep nefis kötülük emir. Ona karşı yardım istiyorum. Beni sana yaklaştıracak amellerle meşgul olmaya muvaffakiyet istiyorum. Ey kerem sahibi, ey celal sahibi, ey ikram sahibi, ey acıyanların en merhametlisi. Rahmetinle muamele eyle diyor. Allah Teala Efendimiz Muhammed ehli beytine salatü selam eyleye Amin. ecmain. Amin diyor. Bu dua kaç kere okunuyor? Üç kere okunuyor. Kim bu duayı üç kere Muharrem'in başında okumak Allah nasip ederse senenin kalan kısmında şeytan diyor ki yine senenin kalan kısmında kendisini garantiye aldı. Biz bundan ümidi kestik diyor. İblis öbürlerine diyor ki mürettebatına bu adama boşuna yatırım yapmayın, bunu meşgul etmeyin, bundan bir şey çıkmaz bize, bir cacık olmaz diyor. Neticede öbürleriyle uğraşalım, bununla uğraşırken günah yaptıracağız diye boşuna öbürlerinden mahrum olacağız diyor. Başka avlar peşine gidelim diyor. Bu bizim ağzımızın kaşığı diyor. Biz bundan ümidi kestik diyor. Allah Teala bu adama şeytandan ve adamlarından, dostlarından, insü, insü cinnin şeytanlarından bunu koruyacak iki melek görevlendiriyor. Bu duanın özel iki meleği var. Kim okursa o iki melek bir sene onu şeytana karşı koruyacak inşallah. Yani duasız insanlar ne kadar boşlukta ya. Her tarafları açıkta ya. Hedef olmuş yani. Gel bana vur. Hadi şeytan neredesin gel. Ne gelecek içinin dibinde ya? İnne şeytan adem Kan damarlarında geziyor zaten. Ne gelecek yani? Şeytan bana bir şey mi var? Ne şeytan? Namaz kılıyor musun? Bayramdan bayrama. E şeytan ne yapsın sana ya? Zaten namaz yok, abdest yok. He? İçki var, kumar var. Ondan sonra zina var. Her türlü haram var. Ondan sonra efendim demiş. Benim kalbim temiz. İşte şöyle bir Yok cuma günü doğdum, cumartesi öldüm. Bir şeyler, bir şeyler. Vahlar cuma günü ölsen fazileti var fazileti yok ki. Hadis-i şerifte buyuruyor. Kim cuma günü ölürse kabirdeki münker nekirin azabından, sualinin şiddetinden emin olur. Bu hadis sahiptir. Allah cümlemize cuma günü ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ama bu cuma değil tabii ki. E şimdi efendim cuma günü hakkında hadis sahih. Sahih ama kardeşim sen haramdan sakınacaksın. Günahtan sakınacaksın, şey yapacaksın. Allah sana cuma cuma günü gavur da ölüyor yani. Cuma günü zaten sadece mübarek adamlar ölse, öbürlerine bayram olur, ölüm yok bugün diye ya. Cuma günü şey değil. Hocaya gitmişler demişler. Ya hoca ben demişler bizim Mevta demişler. Cuma günü öldü. Kabir azabından kurtulur Kurtulur tabii demiş. Hadis var mı? Var demiş yani. Ondan sonra ama demiş hocam demiş. Birkaç de leşi var demiş. Cinayeti de var ama demiş. Cuma öldü demiş mübarek adam demiş buna. Demiş yine de kurtulur mu demiş vallahi hadise göre kurtulur demiş yani. Ondan sonra. Ya şunu da yaptı, bunu da yaptı tecavüzünden, zinasından ama cuma günü öldürüyormuş. hoca da diyormuş ya kurtarır kardeşim. Hadis var diyormuş ama adam da hevesli. Vay anasını ya falan. Ama demiş cumartesi günü demiş ağzına demiş ederler demiş yani. E şimdi cumayı beklerseler cumartesi adamı Cumartesiye çevirirler yani. Gel bakalım hesaba. Şimdi hadisleri de doğru anlamak lazım. Cuma'nın hürmeti var diye bu hadise dahil olabilirsin. Ama bunun bir de cumartesisi var. Yani sen cinayet yap, tecavüz yap. Cuma ölmekten kurtuluyor musun kardeşim sen? Kalbim temizlikten kurtuluyor musun yani? Onun için şeytan bana bir şey yap. Şeytan neredeymiş gelsin beni, beni saptırsın bakayım falan. Yahu zaten sapık yolda gidiyorsun. Şeytan sen de niye uğrasın mesai harcasın boşuna? Onun için bu dualar şuur ister. Bu dualar manayı bilmek ister. Papağanlıkla olmaz. Papağanlıkla olmaz. Mutlaka ne diyorum ya? Ben Allah'ıma ne diyorum yani bu? Senenin başında ne müracaat ediyorum kurban olduğum Allah? Im. Buna devam edersen inşallah rahman. Yine bunu ilk gördüm. Bu da üç kere okunacak. Allah Celle Celal cümlemize nasip eylesin. Amin. Perşembe akşamı, Perşembe sabahı gece önce geliyor. Perşembe sabahı günü artık buraya sohbete gelene kadar inşallah okumuş olursunuz üç kere. Sevdiklerinize de tavsiye edin. Onlar da kazansınlar. Onlar da şeytana karşı koruma alsınlar. Şeytana karşı korumayı ancak Allah verebilir. Sana devlet koruma verse şeytana karşı ne yapsın koruma? Şeytan senin içinde vesvese veriyor. Ellezî vesvesü fî İnsanların göğüslerinin içinde diyor allah Teala vesvese veriyor. Onun için te tehlike büyük. Ondan sonra o bizi görüyor, biz onu göremiyoruz. Görüyor musun vaziyeti? O tecrübeli kaşar. Biz acemi çaylak yani. Bizi böyle dolandırıyor. Biz hala hidayetteyiz zannederken sapıtmışık yani. Çünkü Adem Aleyhisselam'la uğraşan iblis hala duruyor ya. Adem Aleyhisselam'la uğraşan iblisin kontrolünde şu anda ortalık. <laughs> Bütün şeytanlar o iblise bağlı. Allah müsaade verdim diyor. İnsanların diriltileceği güne kadar mühlet almış. Adem babamız vefat etti. O vefat etmedi. Niye? İmtihan olsun diye. E şimdi bütün açık yerleri biliyor. Bu adama hırstan girerim, buna cimrilikten girerim, buna tamahtan girerim, buna kadından girerim, buna paradan girerim, buna gıybetten girerim. En adam, en takva adam zannediyorsun. Bir taraftan torbayı deldirmiş ya. Çünkü i̇blisle karşı karşıyayız. Allah'a sığınmanın usulleri var. Duaları var, zamanları var, zeminleri var. Niye şeytana taş atıyorsun gidip orada? Hacca giden niye şeytan taşlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanı ve ordusuna taş rejim için diyor atıyorsun diyor. Ve rahman. Çünkü orada Allah sende şeytanını bağlıyor. Orada ona taş attırıyor sana. Ve eziyet çektiriyor ona. Ama onun için bak zamanı zemini var. Sen şimdi onu gidip şimdi atarsan ne olur? Şeytan sana yandan güler. Şeytana değmez ki. Çünkü bu dakikada şeytan cemaratta, şeytan taşlanan yerlerde şu anda şeytan bağlı mı? Kaç gün bağlı? Kaç gün bağlı orada? He? 4 Dördüncü günü atmak vacip değil. Atarsan iyi olur. Dört gün orada duruyor. Öyle mi? E şimdi şeytan orada bağlandığı gün var. Sen şimdi gidersen maskaralık olur. Allah Teala sana diyor ki şeytana efendim nohut kadar küçük taşlar atacaksın. Niye? O eziyet verir. Sen kalkıyorsun ne yapıyorsun? Al bir de şemsiye. Al bir de terlik. Al bir de takunya. Şeytan da ne yapıyor? Manyak mısın? Ne diyor. Şeytan da o acının içinde gülmeye de başlıyor. Ne manyak kullar var diye. Çünkü neden? Sen kendi kafana göre şeytana kocaman kaya atsan kendine gelir yani. Çünkü ona Mevla demiş ki şu kadar taş atacaksın. Ben ona değdireceğim diyor. Ama sen sünneti bozduğun zaman, kendi kafana dinden bir şeyler eklediğin zaman, şeytana maskar olursun yani. Onun için dua, öğretileni yapacaksın. Öğretileni, öğretilen günde ve saatte yapacaksın. İslamiyet vakitlere, niye vakitleri tayin etmiş? Namazda vakitli, her şey vakti var. Bu dualar da, bu çarşambayla, Perşembe gecesi, Perşembe günü, bunun da zamanı bu. Sen bunu bugün okusan olur mu şimdi? Olmaz. Daha çünkü kaç gün var? Şimdi Ahmed Ahmet Zeyni Dahlan ve Habilerin baş düşmanı Şafiilerin Mekke müftüsüydü, Evliyaullah'ın reislerinden. Bu mübarek zat Sefine isimli risalesi anlatıyor. İmam Gazali Hazretleri diyor ki bir gün Hicri senenin başıydı. Bir Hicri sene artık İmam Gazali'nin sağ olduğu dönemler. Işte yaşadığı yıllardan birinde, Muharrem'in birinde. Neredeydim diyor. Mekke'yi i Mükerreme'deydim. Kabe'yi tavaf ediyordum diyor. İmam Gazali anlatıyor. Birden hatırıma geldi ki Hızır Aleyhisselam'ı bir görsem acaba görüşebilir miyiz? Hızır Aleyhisselam hayattadır. Allah Teala onun ruhuna istediği şekle girme ve istediği zamanda görünme imkanı vermiştir. Hala da bu devam ediyor. Bütün Allah ulema ittifaklıdır. Bunda ta Deccal'a kadar yaşayacak. Deccal'la da bir mücadelesi olacak. Sahih hadiste Müslim'de geçiyor. Hızır Aleyhisselam. Alimler diyorlar ki ismi anıldığı zaman hazır olur. İsmi anıldığı zaman hazır olur. Ruhaniyeti ne demek şey gidiyor her taraftan. Ee, bağlantı var yani her tarafta sesleri alıyor. Ee, hazır olur ama işte kiminle görüşür kimine dua öğretir, kimine dua eder. Çok zikirler öğretmiştir. Hızır Aleyhisselam'dan Evliyaullah'ın naklettiği zikirler ciltler dolusu kitap yaparım. Sırf Hızır Aleyhisselam'dan gelenleri toplasam. Birçok kitabımda da geçer. Şimdi İmam Gazali Hazretleri dedim ki diyor, ya Hızır Aleyhisselam'ı görsem dedim diyor. Sonra Allah Teala bana ilham etti. Dua et görürsün. İçimden geçirdim ki diyor, dua edeyim Allah kerim diyor. Dua ettim diyor. Hızır Aleyhisselam'la buluşmak için yalvardım. Daha duayı bitirmedim. Baktım diyor tavaf alanında, tavaf ederken Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Allah Teala anlatıyor. i̇mam Gazali bu yani. O da Evliya'nın reislerinden. Başladım onunla tavaf ettim. Yaptığını yaptım. Okuduğunu okudum. Söylediklerini tekrar ettim. Tavaftan sonra Kabe'yi gören bir yere oturdum diyor. Hızır Aleyhisselam bana yöneldi dedi. Ey Muhammed Gazali. i̇mam Gazali'nin adı Muhammed. Babasının adı da Muhammed. Hatta dedesinin adı da Muhammed olabilir. Yani hep Muhammed. Ey Muhammed Gazali diyor. Seninle benim böyle bir günde bu harem-i şerifte bir araya gelmemizi Allah'tan istemenin sebebi nedir? Nereden aklına geldi? Dedim ki efendim bu yeni bir senedir. Bu seneyi sizin dua ve ibadetlerinizi yaparak karşılamak istedim. Sizden bir şeyler öğrenmek istedim. Ben de aynı şeyleri yapmak istedim. Bana bir dua öğretirseniz yeni senenin ilk gününde ben o duayı yapayım dedim diyor. O da dedi ki Allah rızası için namaz kıl. Yani perşembe günü iki rekat yeni seneye açılış namazı kılabiliriz. Anladın mı? Yeni seneye sabah namazından sonra 20 dakika yani güneşten sonra 20 dakika geçince işrak oluyor. Nafile namaz vakti giriyor. İki rekat Allah rızası için güzel bir şey değil mi? Açılış. Başlangıç namazı gibi olur. Seneyi namazla başladı. Nafile namaz. Farz namaz zaten akşam namazından başladı. Yatsı, sabah, ayrı. İki rekat namaz kıl. Ardından şu duayı yap buyurdu diyor. Bu duayda 81. sayfede yani evvela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diğer nebilere, rasullere, ehli beytlerine, sahabelerine salat selam istiyor. Ondan sonra geçmişinin bağışlanmasını, gelecekte korunmasını işte bu yeni senede çok muazzam bir duadır. Yeni senenin hayrını, bereketini, kolaylığını öyle şimdi insan çok zor seneler geçirebilir. Emniyetini, güvencesini, selametini istiyor. Şerlerinden, efendim engellemelerinden, zorluklarından, tehlikelerinden Allah'a sığınıyor. Yani çok muazzam aşağı doğru dua ediyor. Türkçesinde yazdım. Bunu ilk ben gördüm. Bu sene bana da sifta nasip olacak. İnşallah bana da size de nasip olacak inşallah. Perşembe sabahı yani işrak olmadı, kuşluk olur. Öğlenden sonra olur. Artık iki rekat kıl dedi. Tarife uymak lazım değil mi? Ama bir hayız halindeki hanım kardeşimiz ben namaz kılamıyorum diyorsa onlar bu duaları okuyabilir. Bu dualarda ayet yok. Efendim namazı kılmaz, duayı okur. Dergideki bu duaları 81-82'de efendim e, adet halindeki hanım kardeşlerimiz okuyabilir bunda bir mani yoktur ondan sonra burada yine bir dua var 82'de onun okunması bu da faziletli bu da bin kere demiş ama kim onu bin kere okuyacak yüz okuyabilir miyiz acaba Ebu Leş Semerkand Hazretleri tavsiye ediyor ben zaten altına not koymuşum işte benim işim böyle ya bin kere okuyamam bari yüz kere okusun on da yapamayan üç kere okusun demişim Neye dayanarak demişim ben de. Duvara dayanarak demişim herhalde ama duadır. Hani farz ve vacip olmayınca e, hiç olmazsa hiç olmazsa diye demişim ben bunu. Bu duada efendim kısa bir şekilde önümüzdeki sene e, zor işlerle meşgul olmamak önümüzdeki senenin sıkıntılarını çekmemek için Allah'tan kifayet isteme duasıdır. Yani hakikaten insana Allah başına bir iş veriyor bir meşgul ediyor, hakiki işlerini, lüzumlu işlerini geri bırakıyorsun yani. İşte bizim başımıza gel, hapisin geldiği gibi. Yani şimdi dolu işimiz vardı, hadi bakalım git şuraya dedi. Anya ederken Konya'ya gidiyorsun bile de baktın. Onun için Allah Teala cümlemizi hayırlarla meşgul eylesin. Önümüzdeki senede de şerlerle meşgul olmaktan muhafaza eylesin. Bu dua iki satır bu, kısa. Bunu yüz kere de okumak kolay. İnsan on kere, 10 on, 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 on okur, arabada giderken okur, işe giderken okur, gelirken okur. Yani yüz kere okumak kolay. Bin kereyi bilmem. Belki meraklıları vardır. Ya yani ne insanlar var? Ben kendime göre kıyas yapmayayım tabii ki. Bizim cemaatta çok cevherler var yani. Amel edenler. Allah dualarına bizi de ilhak eyle. Amin. Evet. Hafsa validemiz radıyallahu anh'a annemizden rivayet ediliyor. İbn Abbas dan da ayrıca bu rivayet gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men sâme âkira yevmi min kim zilicenin son gününü oruç tutarsa, yani senenin son günü, ne günü yani? Osa mı? Evveli müminler <laughs> Muharrem, <laughs> Muharrem'in de ilk gününü tutarsa, yani Perşembe, yani haftaya yine burada iftar var. Niye? Hayır ben öyle bir şey duymadım. Bu hafta aldılar mı? Ya haftaya oruç günü? Alırlar inşallah, alırlar. Siz de yemekleri dikkatli şeydir. S sıvı şeyler yapın, bir şeyler yapın. Öyle kolay yenecek, hurma gibi falan inşallah. He, burada verirlerse daha iyi dediğin gibi. Hiç. Kafaları çalışmıyor ki. Ben onlara izah ederim o şey. He, almıyorsan ver yani. Tabii o zaman öyle yapacağız. Doğru dedin. Yok zaten size yetecek kadar yemek çıkarırlar. da ne olacak o kadar? Bütün dünyaya veriyorlar, dağıtıyorlar. Ha buradaki adamlara versinler. Tamam inşallah. Şimdi son gün çarşamba yoruşlarsa, ilk gün Muharrem'in birini de ilk tutarsa fakat hatemes senetel maziye bis savm ve iftetaha senetel mukbile bis savm geçen seneyi oruçla kapattı. Gelen seneyi de oruçla karşıladı. Cehale Allahu le kefaret 50 sene. Allah Teala buyuruyor ki senenin sonuyla başını oruç tutan 50 senelik günaha birikse kefaret yapar. İnşallah bu müjdeye de nail olursunuz. Bir de başladığın zaman on günler orucu var. Bu on günler orucu Ramazan'ın son 10 günü zaten Ramazan diye mecbur oruçlusunuz. Zülikçe'nin onu gece 10 on, gün 9 bayram gün iftar ettiniz kurbanlan. Orada da dokuz var. Üçüncü on nerede? Muharrem-i Şerif. Mensame mensamel aşral evvele el muharrami Muharrem'in ilk 10 gününde kim oruç tutarsa, Urrizel Firdevs Ala en yüce Firdevs cennetine varis kılınacak denir. Firdevs yani cennetlerin en ortası, en gözde, en güzide yeri. Bütün ırmaklar, kanallar yani kaynaklar bütün cennetin ırmaklarının kaynakları Firdevs'te. Sen de tam orada bütün ırmakların kaynaklarının çıktığı yerde kaliteli yani çok değerli bir yerde cennette makamın olacak. Niye Muharrem'in ilk onu oruç tutarsa? Firdevs cenneti çok istenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete firdevs. Cennet isteyince Allah'tan Firdevs'i isteyin. Mesela hadiste olduğu için Firdevs'i isteyebiliriz. Anladım. Ama şimdi mesela cennette sipariş vermeye lüzum yok. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın oğlu dua diyordu. Ya Rabbi cennetin şurasında beyaz bir köşk isterim. Şurada sarı olsun, şuradan dönsün, şuradan gelsin. Öyle adım dedi. Böyle dua mı olur? Cennet iste, cennete yaklaştıran inançlar ve ameller ise duada haddini aşma dedi. Şimdi onun için ne demek istedim anladınız mı? Yani sen cennette böyle özel tarif mi? Ya sen zikrine bak, orucuna bak, ibadetine bak. Cenneti zaten aklından, hayalinden geçmeyecek şeyler. Hazır etmiş Allahu Teala. Onun için ama Firdevsi isteyin buyuruyor. Onun için hadiste emir olduğu için Firdevs cennetini isteyebiliriz. Yani sadece Allah cümlemizi Firdevs cennetinin varislerinden eylesin. Ay. Amin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Yani bu 10 gün orucu da buna vesile olacaktır İnşallah. Muharrem ayının vazifeleri. Muharrem ayının hilali görüldüğünde hilal hangi gece görülecek? Çarşambayı perşembeye bağlayan da görülecek ama biz oturduğumuz yerden göremeyebiliriz. Bulut oluyor, şey oluyor. İlk gece biliyorsunuz şehir hayatında zaten onu özel gör, gözleme yerleri var bir de bakmasını bileceksin ama biz çarşambayı perşembeye bağlayan gece tekbir getirilecek 30 kere Fatiha-ı Şerife okursa ay boyunca Allah'ın hıfzında ve emanında kalır hilal görme duaları Ramazan risalesinin başında var Ramazan risalesinin başında 18'de başlıyor 24'e kadar gözünün hastalanmaması için vesaire bütün delalara ayın başında ilk gece okunacaklar dualar var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Muharrem'in hilalini gördüğünüz zaman şöyle değil. Merhaben bir senetil cedi de şimdi bu değişiyor. Muharrem öbürlerinden farklı neden? Yeni sene olduğu için. Yeni seneye merhaba, yeni aya merhaba, yeni güne merhaba, yeni saate merhaba, yanımdaki yazıcı katibe merhaba, şahide merhaba, melekleri söylüyor. Şehide merhaba. Ondan sonra da üktüba fi sahibeti. Senemi başlatıyorum. Açılış. Yazın bakalım defterime. Sen bunu yazın derken bu zikri okursan yazmamaları mümkün mü? Melekler ne yaparlar? Ne yap dersen onu yazarlar. Yazın bakalım sayfeme. Ne yazıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerikele. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve ennel cennete hakkun ve ennel nâra hakkun ve ennel sa'te la raybe fiha. ve ennel lâhe yeb'atü men fil Şahadeti biliyorsunuz artık değil mi? Ondan sonra ne buyuruyor? Cennet haktır, cehennem haktır, kıyamet mutlaka gelecektir, onda şüphe yoktur, Allah kabirdekileri diriltecektir. Ben buna iman ettim diyor, defterime senenin ilk şeyinde, başlangıcında yazın diyor. Hilal görmek ne zaman oluyor? Gece. Hilal ne zaman görülür? Gece. Yani çarşamba akşamından sonra, nam akşam namazından sonra bu dua 83. sayfede Allah 1439'u bu zikir ve şehadetlerle kayda başlatmayı nasip eylesin. Amin. Bunu da size söyledik. Ondan sonra Muharrem-i Şerif'in ilk günü, tabi atel kürsi var 360 kere, bu çok acayip bir şey. Ben bunu yapamıyorum. Ben atel Kürsi mübarek 360'ı ben var ya, 5 saatte zor okurum. Yani ben acayip biraz yavaş okuyorum herhalde. Harfleri çıkarayım, met yapayım, şey edeyim. Siz okuyorsunuz, 360'ı ne kadar da okursunuz acaba siz? Buradan çıkmadan okursunuz yani. He. 360 atelkürsü okusa, her birinin başına besmele çekse, peşinde de duası var 83'ünde. Bu çok önemli bir duadır. Benim niyetime de biri yapsa ya. Ben çok 5 saatte okuyorum, benim de derslerim var ya, başka derslerim var. Neyse birisi belki yapar bana, hediye eder yani. İstemediği her şeyden korunur diyor. Bir sene boyunca denenmiştir ve sahi çıkmıştır diyor. Evet, ben şimdi onu yaparsam akşam sohbete buraya zor gelirim yani. Hakikaten çünkü çok meşgul oluyorum. Benim okumam öyle ağır oluyor. Evet, Muharrem'in ilk gününde bir kağıda 113 besmele yazarsa, Hızır Efendi rahmet der sene yazardı bunu. Ben de yazdım bir sene. Benim kendime yazdım, kendime var. Muharrem'in ilk günü bir kağıda 113, 113 ama şey ha Arapça. Besmele yazardı onu üzerinde taşırsa ömrü boyu istediği istemediği bir şeyle karşılaşmaz zaten bir kere yazıyorsun yani. Bir sene yazsan ömrü boyu diyor. Her sene yazma şartı yok. Ondan sonra efendim burada diğer şeyler dualarda 80 4. sayfada var. Ahmed İbni Zeyn -i Hazretleri buyuruyor. Bir sene boyunca şeytandan korunmak için Muharrem ilk 10 günü boyunca her gün şu dua 3 kere okunur. Bunu da ilk gördüm. Bunu yapacağım inşallah. Bu duayı her gün 3 kere okunur diyor. Bu duada diyor ki, bu da kimin duası biliyor musun? Muhammed İbni Vasi Hazretleri'nin duası. Muhammed İbni Vasi tabiinin ullarındandır. Çok büyük zattır. İbadette herkesi yormuştur. Kimse onun kadar ibadet onun dönemde yapamamıştır. Bukhara'da yatıyor, kabri kayboldu. Şah Nakşibani Hazretleri onun kabrine geceleri giderdi hep. Orada gördüğü zuhuratları zaten. Abdülkalik Uçduvani geldi. Mezarlıklarda gece kalırdı. Muhammed İbni Vasi çok büyük bir zat. Bir gün şeytan onun karşısına çıktı. Dedi ki ya canım çıktı seninle uğraşıyorum. Hiçbir günah yaptıramadım. Sen nasıl bir adamsın? İnsan değil misin dedi. İnsan değil misin dedi. Artık dayanamayacağım. Çatladım dedi yani. Muhammed İbni Vasi Hazretleri de buyurdu ki ben her sabah şu duayı okuyorum. Onun için bana hiç yolun yok dedi. Bu dua Muhammed İbni Vasi Hazretlerine aittir. Tefsirde de var. Bu suda Ruhul Furkan tefsirinde bu cilt kaç? 13. ciltte bazı bu 13 14 biraz farklı baskılarda var ama ben size ayet söyleyeyim. Araf suresinin 27. ayetinde bu duanın şeyi geçiyor. Kaynağı da geçiyor. Ama dergide yazdım 84. O dergide Muhammed bin demiyor yani. Ama duanın kaynağı odur. Diyor ki bu duada Ya Rabbi diyor sen bize yani tabii bu sen kadimsin, bu sene yenidir işte hayrını istiyorum, şerrinden sığınıyorum, söylüyor. Şeytandan korunma istiyorum diyor. Ondan sonra diyor ki, Ya Rabbi, sen bize bir düşman musallat ettin. Bizi öyle bir görüyor, ayıplarımızı biliyor, avretlerimizi görüyor. Avretimizi görüyor, halaya gidiyorsun, üstünü çıkarıyorsun. Şeytan var mı? Var. Ancak kapıdan girerken, tuvalete girme, üstünü çıkartmadan, Bismillahillezi, la ilahe illahu dersen, İçeride ne kadar cin şeytan olsa avretini göremiyor, kör oluyor. Banyoda aynı. Banyoya girmeden. Öyle ya. üstünü çıkartman icap ediyor da. Donla mı yapacaksın yani? Onun için okumak lazım. Cinler, şeytanlar musallat olmaması için ve görmemesi için. Avretini görmemesi. Nasıl bir insan görmesini istemiyorsun? O da görmesin da. Şimdi Mevla sana düşmanı musallat ediyor ama düşmandan korunacak kalkan da gönderiyor. Değil mi? Sığınma duaları da ötürü. Dualarım kitabının firisine bakarsanız şeytandan sığınma ve şeytanın dokunamaması için bir günlük işte süreli, süresiz, mescide girip çıkana kadar vesaire. Hepsi var. Hanımından ilişkiye girmeden bile duası var. Şeytan ne yapamıyor? Musallat. Olamıyor. Doğan, yaratılacak çocuğa ortak olamıyor mesela. Değil mi? Bismillahirrahmanirrahim ve şeytan ve bir şeytan ma rızaktan. Sen şimdi bu duaları bilmezsen bu zikirleri bilmezsin. Ya Rabbi sen de benim başıma amma düşman musallat ettin diye. Böyle konuşulur O zaman ne yapacaksın? Ya sana düşman hırsız musallat ettim, sana da demir yarattım, çelik yarattım, kapını kapat, kilit yarattım, alarm yarattım. Öyle mi? Hırsız yarattıysa korunma imkanları da yarattı. E sen kapını bacana açık bırak, bu hırsız da niye girmiş denir mi ya? Hırsız niçin var? Girip çalmak için. Şeytan niçin var? Senin benim ifsadım için, vesvese için. Mesela ne diyor? Ve kull rabbi bi bike min evzati'ş şeyatin. Ya Rabbi, ikinci cilt dua Kur'an dualarının ikinci cildinde çıkacak. Kur'an dualarının o kitap ikinci cilde çıkacak bu Kur'an'da geçen dua. Habibim söyle ki: Ya Rabbi şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım vesvese dürter böyle. Ve ödü bir ben Ya Rabbi yanıma gelmelerinden de sana sığınırım. Cinler şeytanlar yanıma gelemez. E bu ayet yani. Sen Allah bunu söyle diyor Habibine bu. Sen bunu okumazsan, bilmezsen nasıl olacak? Yatıyorsun, kalkıyorsun. Ya hoca ben eûzu billahi mineşşeytanirracim biliyorum. Ya ben sana en kolayını söyleyeyim o zaman. Eûzu billahi's semî'il alîm. Var ya Levenzen'le okudu hafız. اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّم۪يعِ الْعَل۪يمِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمِ On kere, Levenzellâ'dan evvel de on kere diyebilirsin, üç kerenin de yerine geçer. On kere bunu dersen, bir daha gün o vakte kadar şeytanı senin başından defedecek edecek Allah bir melek görevlendiriyor. Günlük söylüyorum sana, günlük. Bundan kolay bir şey var mı? Ama sen Allah'a sığmıyorsun. Allah'a sormuş şeytanla mücadele etmeye çalışıyoruz. Nasıl baş edeceksin ya? Ya Rabbi diyor, sen bize bir düşman mı sallat ettin? Ayıplarımızı görüyor, avretlerimizi görüyor, önümüzden geliyor, arkamızdan geliyor, sağımızdan geliyor, solumuzdan geliyor. Geliyor mu? Ayette var mı? Şeytan ne diyor Kur'an'da? Allah Teala şeytanın sözünü bize naklediyor. Önlerinden geleceğim. Ve kalbim arkalarından geleceğim. Ane Mani imanim sağlarından geleceğim. Ayşe malim sollarından geleceğim. Bunda manaları var. Yani hangi tür vesveselerle geleceğim? Kimine abdestten gelir, kimine namazdan gelir, kimine paradan gelir, kimine hanımdan gelir. Her türlü yoldan geleceğim. Ve la tecidü ekserom şakirin. Bu kullarının ekserisini sana şükreden kullar bulamayacaksın diyor. Meydan okuyor. Çünkü Allah Teala ne yapmış? İmtihan hikmetine binaen müsaade etmiş kardeşim. Sana da ne öğretmiş? Peygamber göndermiş, vahiy indirmiş, ayet indirmiş, hadis indirmiş. Sen de buradan sipere gir demiş ya. Yani. Ne açıkta geziyorsun? Bu duaları niye anlatıyoruz biz? Şimdi inne o ayette ne diyor? Bu duada da öyle diyor. Ya Rabbi o ve zürriyeti bizi görüyor ama biz onları göremiyoruz. O zaman bizim tehlikemiz daha büyük. Ama ya Rabbi diyor, sen diyor, onu diyor affından ümitsiz kıldığın gibi bizden de ümitsiz eyle. Rahmetinden ümidini kestirdiğin gibi bizden de ümidini kestir. Ya Rabbi sen onunla mağfiretinin arasına engel soktun. Şeytan af olur mu? Allah kesin karar verdi ki dolduracağım cehenneme diye. Bitti Allah'ın kararı bozulmaz. Çünkü Allah biliyor onu tövbe etmeyeceğini. Etti mi? Edecek mi? Kaç kere pazarlık da yaptı yani. Musa Aleyhisselam'la en son pazarlığı yaptı. Mevlada buyurdu ki git ona söyle. Gitsin Adem'in kabrine secde etsin. Bu kadar basit. Sileyim geçmiş şimdi. Yine geldi ya ben onun dirisine secde etmemişim, ölüsüne mi secde edeceğim? Yine kalktı ya. Ya Adem Aleyhisselam'a tapmayacaksın. Ben bunu sana kıble yaptım. Secdeyi bana yapıyorsun. Bu senin kıblendir. Buna şeref verdim ben. Ben onun şerefini kabul etmiyorum diyor. Al bakın bakalım işte. Ya Rabbi sen onunla mağfiretin arasında ümidin kestiğin gibi engel koyduğun gibi bizimle onun arasında da engel koy. Sen buna kadirsin. İstediğini yapansın. Allah Efendimiz Muhammed ehl Beyt'le sahabesine salat selam eyleye. Amin. Bu dua üç kere okunuyor. Kaç gün? On gün. Şimdi on gün diyeyim ki ucunu göstereyim yani. Her gün üç kere dersem yapmazsınız. Ama size süreli bir şey söyledim. Nasıl olsa bitecek dersiniz. Bitecek bak. Ne gün okunuyoruz? En son ne gün okuyacağız? Aşure günü. Aşure Muharrem'in kaçı oluyor? 10 oluyor. Perşembe 1, Aşure son. Kaç kere okuyorsun? 3 kere. Günde 3 kere okuyorsun. 10 gün, 3 kere. Ve böylece, efendim Mevla bir sene boyunca şeytandan muhafaza edecek. İnşallahur Rahman, efendim yani şeytan tabi bazı insanlara görünüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e göründü. Ebu Hureyre'ye de göründü. Radıyallahu anh zekat görevlisiydi. Hadis-i şerif sahih Bukhari'de, Müslüm'de hepsinde geçiyor. Zekatı bek hurmaları bekliyordu. Zekat malı çalmasınlar. Geldi esir gibi. Onu yakaladı ya esir diye. Yakaladı onu. Ben dedi fakirim dedi. Çalık çocuk bakıyorum dedi. Biraz aldım dedi. Beni, hadi saldı onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç bilmeden sabah ne dedi ona? ma فَعَلَ Rukel bariha. Dün gece senin esirin ne yaptı? Esir aldın ya dedi. <laughs> dedi ya Resulullah Çok dedi fakirmiş, muhtaçmış. Ben de saldım dedi. Biraz çalmaya gelmiş hurmalardan ama maksus geliyor. Hurmaya mı ihtiyacı var? Her tarafı götürür istese. Ondan sonra sadı. E, efendim sallallahu aleyhi ve sellem ki e, O dedi kedebeke ö, yaud, Yalan söyledi sana. Gelecek yine dedi. Ertesi gece yine geldi yine yakaladı dedi. Esirin ne yaptın gece? Üç gece tekrarlan. Üçüncü gece yakalan dedi. Vallahi seni Resulullah'a götüreceğim. Sallallahu. O da onun şeytan olduğunu bilmiyor. İnsan kılığına girip gelebiliyor. Ancak bu Ebu Hureyre gibi falan özel velilerde olabilir. Yoksa şeytan insan kılığında gelemez. Mesela melek insan kılığında gelir mi? Gelir. Hızır Asem zaten insan. Şeytan insan kılığında gelir mi? Gelemez. Ancak Evliya Allah'a gelebilir, keramet kabininden. Mucize de haktır, keramet de haktır. Normal senin benim gibi vatandaşa şeytan insan kılığında gelebilir mi? Gelebilir mi? Gelemez. Ama insan şeytanı dolu zaten. <laughs> Şeytanın adısım yok. O gelir. Peki niye şeytan, o, Allah o izni vermemiş ona? Şundan izin vermemiş. O zaman hayatta her şeye güven kaybolur. Yani melek de zaten sıkıntı yok. Melek Allah'ın emriyle hareket eder. Ama şeytan ifsat için şeytana bunu müsaade edilse o zaman şimdi adam gelir. Kuzenin geldi. Dedi ki şöyle şöyle işte şuraya gidelim, şunu yiyelim, şunu şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Cık. Sen şimdi dersin ki bu bizim kuzen mi? Şeytan kuzen kuzenına mı girdi? Şimdi bu sefer kimsenin kimseye güveni kalır mı? Adam bakacak. Ulan bu bizim karı mı? Şeytan mı? Bu sefer telefon edecek. Hanım neredesin? Aa ben kuafördeyim. Aa bu iblis gelmiş oraya. Yani o der ki bu benim kocam mı? O der ki bu benim karım mı? Anladın mı? Allah şeytana insan kılığına girme izni vermiş mi? Bugüne kadar bunu sorsalardı size ne derdiniz? Bilemezdiniz yani. Bak size 500 milyarlık bir soru cevap veriyorum ama o soruyu soranın da haberi yok bir şeyden. Yani giremez. Melek girer. Çünkü melek Allah'ın emriyle olduğundan, Mevla'nın razı olmadığı bir iş yapmadığından, Allah'a isyan etmediğinden fitne fesat çıkarır mı? Kötülüğe gelmez, bir sıkıntı çıkartmaz. Ama şeytana bu izni verseydi Allah Teala, oho nüfus 160 milyon olurdu ya. 80 milyona bir o kadar daha şeytan, iblis. E zaten insan iblislerinden canımız çıkmış, her yer iblis dolmuş yani. Onun için Mevla buna izin vermiyor. Ama peygamberlere insan kılığında gelir mi? Bir gece teheccüd namazında musallat oldu. Efendim sallallahu namaz kılarken namazını bozduracak ya. Bukhari hadisi inna ifrite min el tefellet alel bariha. Dün gece ifrit musallat oldu. Namazı bitirdim diye onu yakaladım. Direğe de bağladım. İstedim ki Medine'nin bütün çocukları ertesi gün gelsin ondan oynasın, dalga geçsinler. Fakat işte Süleyman Aleyhisselam dedi ya benden başkasına bu şeytanları bağlama izni verme kimseye diye o dua bozulmasın diye saldım buyurdu. Burada da Ebu geldi. İnsan kılığında geldi. Esirin ne yaptı diye. Üç gece dedi. Kezebeke ve Yalan söyledi. Bir daha gelecek dedi. Üçüncü gece gelince Ebu Ureyri de bilmiyor. Resulullah Efendimiz de açık vermiyor. Demiyor onu ki iblistir. Diyor ki baksın bakalım ne yapacak. Üçüncü gece dedi yine gelecek. Geldi yakaladı. Dedi daha yok. Seni Resulullah'a kalmıyor. Erfanneke ila Resulillah. Resulullah'a götüreceğim falan dedi. İblis ne yapsın? Yakaladı onu. İblis dedi ki ona, sana dedi bir önemli bir şey öğreteceğim dedi. Bunu dedi karşılığında beni salarsın. İlim öğreteceğim sana dedi. İblisin değil mi çok? Sahabe-i kiram diyor, ilme o kadar meraktılar ki, halbuki hırsız yakalamış, yine ne diyecek bakalım de ilim varsa bir şey öğreneyim istedi. Bu da çok önemli. Ee, dedi nedir? Dedi ki Ben dedi iblisim dedi. Şeytanım dedi. E buraya da oldu tasdik alması lazım sormadan bunu tasdik. He he ne olacak dedi. Bak sana bir şey söyleyeyim dedi. Bizi dedi sizden uzaklaştıracak, yakacak en tehlikeli ayet hangisi biliyor musun dedi. Hangisi dedi ayetel kürsi dedi. Biz ayetel kürsiye dayanamayız dedi yani. Yatmadan okudun, kaçarız. Ne zaman atel kürsü? Bizi atel yakar dedi, uzaklaştır dedi. Öyle mi dedi? Geldi Resulullah Efendimiz'e, saldı yine onu. <laughs> Resulullah Efendimiz dedi ki, ne yaptı esirin dedi. Ya Resulullah böyle böyle dedi. Bir de bu atel kürsünün böyle bir faziletini bana öğretti dedi. Sadaka keve ve kezubun. Büyük sahtekardır ama bu sefer doğru söylemiş dedi. Sallallahu te ale aleyhi ve sellem. E çünkü neden? Bil fiil kendi tecrübe ediyor yani. Ben bundan yanıyorum diyor. Daha ne diyecek yani? Onun için Atel Kürsünün faziletini öğretti. Buradan anlaşılıyor ki Ebu Hureyre Efendimiz'e insan kılığında geldi. Elle tutulan bir şey çünkü tuttu yakaladı da esirin ne yaptı diyor. Esir kim? Esir rüzgardan esir olmaz. Esasen tabii şimdi bu acayip bir şey. Bu şeytanlar cinlerden. Fakat cinlerden özel bir kısım. Yani her şeytan cindir ama her cin şeytan değildir. Çünkü cinlerin Müslümanları da var mı? Şeytanların Müslümanları var mı? Yok. Şimdi şeytanlar öyle bir acayip bir şey ki biz şimdi ne göremiyoruz? Cinleri göremiyoruz. Cinler de şeytanları göremiyor yani. Bu şeytan tabakasına öyle bir hususiyetler verilmiş ki Allah Teala adamın kanının damarına kadar girmesine izin veriyor. İmtihan ama sana bana da ne veriyor? Ondan korunmak için ayet veriyor, hadis veriyor, dualar öğretiyor. Ben de size Allah'ın izniyle bu duaları öğretiyorum. Diyorum ki sene sonunda şunu okuyun. Sene başında şunu okuyun. Hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Efendim. Ha gücü var mı? Vesveseden başka bir şey yaratmaya gücü yok. Sana bir günah yaratabilir mi? Zorla bir günah yaptırabilir mi? Yaptıramaz. Onun için. Tabi Allah Teala'nın yardımına sığınılsa. Yahya İbni Muazze Razi Hazretleri buyururdu ki şeytan eskidir yani tecrübelidir sen acemisin. Şeytan ısrarcıdır sen ısrara dayanamazsın. Yap şunu yap şunu yap. Şeytan seni görür sen onu göremezsin. Şeytan seni unutmaz sen sürekli onu unutursun. Çünkü bu nereden geldi bu aklıma bu şeytanlık bile diyemezsin yani. Günaha düşürmekten. Senin nefsin ona yardımcıdır. İçeriden de ne var? Şeytana destek var. Ama bize destek kalbimiz, ruhumuz, aklımız ama onları da iptal edersen ne oldu? İçeride destekçin kalmadı. Ama şeytanın sürekli destekçisi nefis duruyor değil mi? Onun için Zünnûn-u Hazretleri şöyle derdi Eğer o seni, sen onu görmediğin taraftan görüyorsa Allah da onu, o Allah'ı göremediği taraftan görüyor. Görüyor musun Evliya Allah O zaman sen derdi Ya Rabbi, o beni görüyor, ben onu göremiyorum. Sen onu görüyorsun, o seni göremiyor. Öyleyse sen beni ondan muhafaza eyle. Yani sen kimden yardım isteyeceksin? Şeytanı gören, şeytanın göremediği Allah'tan yardım isteyeceksin. O zaman galip gelirsin. Ama tabii ki imansızsan, kafir isen, duaya inanmazsan, namaza itikat etmezsen, Allah'a sığınma bilmezsen şeytanın dostu olursun. ile cealleş şeyatine evliya elilledine Biz şeytanları ne yaptık? imansızlara dost yaptık Allah ım. Veli en yakını imansızlardı. Müslümanla dostluk kuramaz. Yani onu kandırır, saptırır, vesvese verir ama dostu olmaz. Çünkü Müslüman zerre kadar imanı olan tabii ki şeytana düşmandır. Baba düşmanlığı var. Allah'ın düşmanına nasıl dost olacak ama e, tabii ki e, karşı, kafirlere karşı meyiller, benzemekler, Allah muhafaza etsin. Bunlar insanı bu günahlar bir de günahlar son nefeste tehlike yapabilir. Yani birçok insan imanını kaybediyor son nefeste neden? Şeytan tamam orada da devreye giriyor. Son nefeste de geliyor. Bana secde et diyor. Bana ibadet et diyor. İşte başını bana doğru eğ diyor. İşte inkar et diyor. Efendim babanın e, e, babandan haber getiriyor. Anandan haber getiriyor. Son nefeste görünüyor. Burada tehlike var. Mesela dünya hayatına görünemiyor ama senden dünyadan perde kapanıyor, ahiretten perde açıyor ama tam ölmemişsin. O arada şeytan babanın kılında, ananın kılında gelme tehlikesi var. Ben ahirette Yahudiliği faydalı buldum. Oğlum ben senden önce öldüm. Hristiyanlık kurtarıyor orada, Müslümanlık kurtarmıyor. Son dakika Hristiyan ol. Bu şeyler de sekerat yani ölüm sarhoşluklarında Allah muhafaza musallat oluyor. Şimdi bunlar neden oluyor? Yani Allah bana bunu niye yapıyor? Kardeşim, sen Yahudi gibi yaşarsan, Hristiyan gibi yaşarsan, hayatın boyunca İslam'ın, imanın kıymetini bilmezsen, anandan babandan miras kalmış, miras yedi gibi dinin imanını harcarsan, bozuk para gibi tüketirsen, Allah Teala bu buyuruyor ki, sen bunun kıymetini bilmedin ki. Ama inşallah namazla, abdestle, zikirle, bak sene sonunu biliyorsun, sene başını biliyorsun, Defter kapatıyorum, defter açıyorum, zikredeyim, tevbe edeyim, istiğfar edeyim. Ya günahları yığmışım, iki gün oruç tutayım, elli sene kefaretim olsun. Bu şuurda olanlar inşallah korunacaklardır. Ama bu şuurda olmayanlar Allah muhafaza helak olacaklar. Ve bin Münebbi radıyallahu anh. Şunu da anlatayım. Allah Teala iblis, iblise emretti. Muhammed Mustafa'ya git sallallahu aleyhi ve sellem. Sana bir şeyler soracak, ona doğru cevap ver. Allah öyle buyurduğu zaman kaçamak yapamaz. İblis bir ihtiyar şekline girdi. Elinde de bir değnek. Dedi sen kimsin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi İblisim. Niye geldin? Rabbim emretti. Şeytana şimdi Allah bir şey emretse şeytan yapar mı? Yapar neden? Yanacak da yanacağını bilir. Öyle işler yapmaz. O kadar da manyak değil. Secde et, etmiyor. Çünkü neden? Muhayyerlik var. Ömür türlü yap şunu diye mecbur edilen işi yapar. Ama secde neye bağlı? Allah kimseyi zorla secde ettiriyor mu? Secdede kendi özgür iradenle yap dediği orada kaybetti. Çünkü neden Allah serbestlik verdi? Secde etmeme serbestisi verdi. Bunda öyle değil. Git Sen bana ne sorarsan cevap vereceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ümmetim içindeki düşmanların kimlerdir?" Yani senin düşmanların, Allah'ın dostudurlar. Dedi ki Hamsete 15 tane düşmanım var dedi. İnşallah onlardan biri oluruz değil mi? Dedi ente ya Muhammed başta birinci düşmanım sensin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve imam adil. Bir adam devlet yönetiminde bir kademede yönetici ve reis de adaletli davranıyorsa onu hiç sevmem dedi. Ve ganiyul mutevadu. Bir adam zengin ama kibirli havalı olursa onu severim. Ama eğer tevazu sahibi bir zengin olursa hiç sevmem yani. Ve tâcirun Bir adam ticaret yapıyor, tamam. Yapsın. Faiz, rüşvet, dümdüz. Onu severim. Onda bir sorunum yok. Ama dürüst davranıyor, sözünde duruyor. faizsiz, rüşvet, haramsız. Hiç sevmemdi. ve Ve âlimun mutekaşşûn. Bir adam alim ama işte uyduruyor, kaydırıyor, helal haram dümdüz gidiyor, amel etmiyor. Onu severim. Ama bir adam huşu sahibi ise, Allah'a karşı takva sahibi ise bir alim, onu hiç sevmem. Ve mü'minün nasuhun. Bir mü'min, kimsen iyiliğini istemez, iyiliği emretmez, kötülükten ne etmez, milleti Allah'ın yoluna davet etmez, bana ne der ne lazım. Bunu çok severim böyle Müslümanları diyor. Ama diyor milletin iyiliğini isteyip de milleti uyaran, nasihat eden bir mü'minse baş düşmanım diyor yani. İnşallah onlardan olalım inşallah. Ve mü'minün rahimül kalp Müslüman, mümin, belki namaz abdest var, belki de hacı ama merhametsiz. Kimseye acımıyor. Ben onu severim diyor. Müslüman da olsa diyor, idare ederim diyor. Ama diyor kalbinde merhamet varsa o Müslümanı düşman edinirim diyor. Ve bütün alet tevbe. Günah diyor, tevbe ediyor, bozuyor bir daha, bozuyor bir daha, tevbe ediyor, bozuyor falan. Onu idare ederim, onu severim diyor. Ama tevbede duruyorsa bir daha hiç, hiç bu 20 senedir, 30 senedir. Adam tevbede duruyor. Onu hiç sevmem diyor. Ve müteverriun anil haram. Haramlardan son derece şüphelilerden sakınıyor. Bu da düşmanım. Ve müdimun alet tahare. Abdeste devam eden, abdestsiz gezmeyenler baş düşmanım. Çünkü abdest müminin nesi? El vudu silahül mümin. Müminin silahı. silahı silahlı olduğu zaman abdesti de işte nasıl alıyorsun? Abdesti de <laughs> yalap şalap alıyorsan, bayağı bir kuru yer bırakıyorsan, hiç şeytanın maskarası oluyorsun. Ve <laughs> mümin kesiru sadaka. Çok sadaka veren Müslüman, günahkar da olsa, günahkar da olsa cömert olup sadakası çok olan. Çünkü Yahya Aleyhisselam bir kere yine İblis'te çok görüşmeleri var. Dedi ki kızdıklarını bana söyle dedi. Dedi ki en sevdiğim insan cimri Müslüman. En sevmediğim insan da dedi cömert fasık. Nasıl olur be biraz terslik oldu bu işte dedi. Fasılı sevmiyorsun dedi. Müslümanı seviyorsun bundan bir şey anlamadım. Çünkü dedi bir Müslüman efendim eğer ki cömert ise fasık da olsa ne kadar günahkar da olsa Allah cömertliğine bağışlayıp affedebilir. Onun için ona çok kızıyorum dedi. Ama en sevdiğim Müslüman namazlı abdestli fakat cimri. Onu çok seviyorum dedi. Neden? O cimrilik onun başını yiyecek dedi. Bir gün o cimrilik ya sadaka, zekatı men edecek. Allah'ın vaciplerinin hep çünkü cimrilik öyle bir şey. Zekat veremez, sadaka veremez, hayır yapamaz. Onun için cimrileri seviyorum. Velev ki ibadetli olsa diyor. Cömertleri sevmiyorum. Velev ki günahkar olsa diyor. Bu da çok hassas bir şey. Yahya Aleyhisselam'a böyle görüşmeleri var. Giderken dedi sen Yahya olmasaydın sana bunları haber vermezdim. Herkese de böyle bilgiler vermiyorum dedi. <laughs> ya, ya selamla öyle görüşmeleri var. Ondan sonra ve menfaunlar insanlara kim fayda veriyor? Menfaat veriyor dinlerine, dünyalarına düşmanlarımdan. Ve hasenül huluk manas güzel ahlak. İnsanlara karşı iyi ahlak takınanları düşmanlarım, sevmiyorum. Ve hamülül Kur'an müdîmun ale. Hafızlar, alimler Kur'an'a devam ederlerse, okurlarsa hamil demek taşıyan. Onları sevmiyorum. Şey ve kaimul leyl İnsanlar uykudayken gece kim teheccüde kalkıyorsa belimi kırıyor dedi yani. Onları hiç sevmiyorum. Allah'ım şu 15 hastet, bir tanesi efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in zatına mahsus. Kalıyor 14 hastet. 14 faziletli hasletin hepsini de bize nasip eyle ya. Amin. Olmadı birkaç tanesi nasip eyle ya. Amin. Şeytanla düşmanlığımızı tecdid eyle ya Rabbel Alemin. Peki ümmetimdeki dostların kimler? Dedi ki zalim sultan, devlet yöneticisi. Kibirli zengin, sözünü bozan hain tüccar, içkiye devam eden, adam öldüren, gösteriş yapan, yetim malı yiyen, faiz yiyen, zekatı engelleyen, herhalde bunlarda bir durumumuz yok. Var mı? Sultan değiliz. Kibirli zengin değiliz. Hain tüccar değiliz herhalde. Bilmiyorum olan varsa tevbe etsin. İçki içmiyoruz, adam öldürmedik. Gösteriş tehlikesi var mı? Var. Bak şimdi tehlikelere bakıyorum. Gösteriş tehlikesi hepimizde var, Allah muhafaza etsin. Riyanın küçüğünü büyüğünü gizli açık sökecek duası var. Duaların kitabında. Buna devam edin diyor, şirkin gizlisini de siler diyor mesela. Allahümün ya'udu büke minen üçlike büke ve kelime allamul Üç kere de okunuyor. Bir kere de okunsa var. Ahmet'in de Hanbel diyor. Riyadan diye R harfinden çıkabilir Firiz'den. Onu belki oradan kurtarız, ona devam etsek. Ben de ara sıra şeyim. Çok kere okuyamıyoruz yani, okumak lazım onu. Yetim malı yemedik. Faiz yemiyoruz, zekatı engellemiyoruz. Burada bize bir tehlike şeyden geliyor biraz. Ticaretle uğraşanlar dikkat etsin, söz bozma. Hainlik, yani haramlara bulaşma. Orada ticarette sıkıntı olabilir. Bir de işte namaz, abdest bizim gibi bir şeyler yapmaya çalışanlarda gösteriş girebilir. وَالَّذ۪ي يُطِيلُ الْاَمَلِ Bir de uzun yaşarım diye plan yapanlar. Bu bizde var mı? Bayağı var. Bayağı var yani. Oo, şunu yaparım, bunu ederim yani. Yaşlandıkça da kuruntularımız artıyor. Allah cümlemizin emellerimizi uzun olmaktan muhafaza eylesin. Devamlı eceli gözü önünde gören gibi ahirete hazırlıklı olanlardan eylesin abi. Fehaulâ yashâbî ve ihvânî. İşte bunlar benim arkadaşlarımdır kardeşlerimdir diyor. Şimdi şeytana kardeş olmayı görür müsün? Müsrif bir de. Ve la tübedir Habibim sakın israf yapma. Yemekte israf, içmekte israf, uykuda israf, giyinmekte israf. Her şeyde israf olabilir. Fuzuli, lazım olmayan şekilde kullanmalar, harcamalar, tüketmeler. Her şeyde israf var. Lambada, cereyağında, her şey. Lazım değilse. Lazım olmadığı yerde bırakıyorsun öyle. Yemek. Kaç milyon ekmek atılıyor ya? Kaç milyon? Bu toplum iflahat olur mu ya? İnnel mübezzirine kânu ihvâneş şeyâtîn İsrafçılar şeytanların kardeşleri olmuştur. Ayet bu ya. Onun için aman her şeyde tutumlu olmak, tasarruflu olmak, zaruret miktar. Bu bu kadar yetti de ne lüzum var ihtiyaçtan fazla hareket ediyorsun. Ve kâneş şeytan yurabbi kefûr. İsrafçılar şeytanların kardeşleri oldular şeytan da Rabbine karşı büyük bir kafir oldu diyor. Onun için ne lüzum var dolaylı yoldan Allah'a inkar eden iblise kardeş olmaya, dost olmaya, arkadaş olmaya. Allah'ım cümlemizi bu mübarek senede agah olmaya, şuurlu olmaya, şeytan hilelerine karşı, vesveselerine karşı dualı olmaya, zikirli olmaya, teyakkuz halinde bulunmaya muvaffak eylesin. Bu şuurları bizlere ihsan eylesin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi sellem. Şimdi namazlar da var. Onları dergide bakın. Ben de amel edeyim, siz de amel edin. Sayfa 85'te çarşambayı perşembeye bağlayan gece her rekatta bir Fatiha, 10 ayetel kürsi, 10 ihlas okunarak 10 rekat kılınıyor. Namazı var mıymış? Sene başı namazı. Bak varsa var. Ben size söylüyorum işte. Bir Fatiha, 10 Atel Kürsü, on İhlas, bildiğimiz şeyler. On rekat kılınıyor. sonra ellerini kaldırıyor. Kendisi için anne babası, inanan erkekler, kadınlar istiğfar ediyor. İşte Rabbi gfirli vel valideyi velil müminine. Onu keşke buraya yazsaydım yani. Biliyorsunuz ya onu Arapça. Rabbena gfirli vel valideyi velil müminine evme hesap. İşte onu okusanız bu olmuş olur. Kendisi için, anne babası için, müminler için. Onu da yaptıktan sonra duası var. Bu duayı okuyacak. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Sayfa 85. 4-5 satırlık bir duadır. Sene başı namazıdır. E, kılalım inşallah. Atel kürsü de muhafazadır. 360'ı yapamazsan bu da acayip bir şey. Yani 10 atel kürsüden ne diyor? 100. 100 atel kürsü diyor. 100 ikhlas. 100 ihlas ne demek? 100 sene günah affettirir. Çok kuvvetli bir namaz yani. Amel etmek lazım. İmam Hazinetül Esrar Efendi babanın kaynaklarındandır. o kitapta geçiyor bu namaz. Sonra üç selamla altı rekat rivati var 85. sayfede. Ondan sonra dört rekatlık başka bir namaz var. Ancak bu herkesin yapacağı vaktinin yeteceği bir şey değil. Efendim geçim hususunda sıkıntıya düşmemek için ama vakit yetmeyebilir. Ve Duha suresi bin kere okunuyor. Bin bir defa okunursa bir sene geçim darlığı çekmez diyor. Perşembe gün namazları efendim iki rekat kılabilir diyor. Bu iki rekatta istediği sureleri okuyabilir. E duası var. 85-86. sayfede o duada okunuyor. Ve böylece inşallah 10 gecelere girmiş olacağız. 10 günlere de girmiş olacağız. Allah Teala hicri yılbaşımızı mübarek eylesin. Aşura'ya da kavuşmayı nasip eylesin peygamberlerin kurtuluş günde bizlere de necat ve halas nasip eylesin. Her türlü korktuklarımızdan emin eylesin. umdüklerimize nail eylesin. Çok dualar edelim. Birbirini de unutmayalım. Senemizin başında da ondan sonra da ertesi gecede cuma gecesi de burada inşallah Rahman efendim ee, sohbet ederiz. Zikirler ederiz, dualar ederiz. Yeni yılı yine dualarla karşılamış oluruz. Allah Teala hayırlara nail ve mazhar eylesin. Amin. Vefat edenler nerede? Efendim kardeşlerim. Behçetün nüfus Arapça olan pek anlaşılmaz. Arapçada bilen yok. Bunu çok basmak da lazım değil dedik ama Allah razı olsun. Ya e buna değer verdiniz. İbn Ebi Cemre Hazretlerinin de şefaatine nail olursunuz inşallah. Resulullah Efendimiz ona öyle buyurdu. İbn Ebi Cemre evliyanın reisi. Bütün kitaplarda adı geçiyor. Onun kadar keşfi Resulullah Efendimiz'i rüyada gören zat yok. O kadar Önem veriyor. Bütün evliya ondan bahsediyor. Öyle buyuruyor. Bana Resulullah buyurdu ki kimsenin bu kitabını yanında evinde ocağında bulundurursa ben o Allah sene onu tanıştıracak kıyamet günü mahşerde ona şefaat hakkı sana verecek sen onu cennete girdireceksin Allah'ın izniyle. İman şartıyla. Amel-i salih şartı şart zaten. Ama Arapça bilmesek de bereketine nail oluyorsunuz. İnşallah orama. Bid'at yoksa o evde o ocakta melekler mutlaka her gün girerler, ziyaret ederler, o kitaptan bereketlenirler. İçinde o kadar şerhler yapmış, o kadar ilimler, Bukhari'nin ilk şerhlerindendir. İbn-i Ebi Cemil Hazretleri'nin kitabı. Çok büyük bereketlere vesile olacak. Ve Allah Teala o kişiye nur verir. Evine, ocağına nur verir, bereketler ihsan eder. Ve Allah Teala kafir öleceklere o kitabı nasip etmez. Allah Allah bazısıyla bile bir duasıyla bile amel etsek Türkçesinde de yazık, Arapçasında da birkaç duası var içinde bir duasıyla bile amel etse ahirette onun ehlinden sayılacak diye efendim müjdeler verdi Resulullah Efendimiz bu mübarek zata sizler de buna değer verdiniz benim ummadığım kadar değer verdiniz Allah da size o mübarek zatın şefaatini size de bize de müyesser eylesin nasip eylesin Talebelerden de alamayanlar oluyor. İşte onlara da dağıtmak lazım. Medreselere dağıtmak lazım okuyanlar var, hoca efendiler var. Onlara dağıtılır. işte yüzlerce isteyenler oluyor. Bu şekilde hayırlar yapabilirsiniz. Hem çok şefaat alırsınız. Hem hizmet yaparsınız. Hem de anlayana ulaşmış olur. Onlar da oradan bir hadis yerine mana verirler. Cemaata bir şey anlatırlar. Böylece hayırlar çoğalır. Hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Yani destek olur. İnşallah destek olursanız Lale Gül'ün de hizmetleri büyüyecek inşallah. Daha yayılacak. Daha dağılacak. olacak zorlanıyorlar. Bana devamlı rica ediyorlar. Ben de size rica ediyorum. Hakikaten geçim zor oldu. Kadın sesi alınmıyor, kadın görüntüsü alınmıyor, reklamlar alınmıyor. Ona göre bir muhafazakar durumdayız. Allah bunu bozmaktan muhafaza eylesin. Ama böyle de yapan hiçbir kanal yok. Bu şekilde bunu da devamı için, muhafazası için şimdi hapishane mektupları 900 900 70 mi işte 990 sayfa kadar oldu uzun boy. O baskıya verildi inşallah. Orada ne kadar ayetler, hadisler inşallah o basılıyor şimdi. Bu kitapların da basılmasının devamı, hizmetlerin devamı, tanıcı nice eserler hazırlanıyor. Onun için Allah rızası için hakikaten bir kol vurursanız, sahip çıkarsanız büyür. Bu hizmetlerin yayılmasında en maruf neyal müker var. Hakka davet var, eri sünneti müdafaa var. Bunların hepsine ortak olursunuz. Allah Teala sizi bu hizmette vesile eylesin hayırlarınızı kabul eylesin, niyetlerinizi salih eylesin, sadık eylesin. Bana da size de ihlas nasip eylesin. Riyadan muhafaza eylesin. Ölene kadar bu yolda devam şabat istikametlerle müşerref eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil alem ve amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve selleme Allahümme nâ selükel cennet ve ne'ûdü bike minen nâr Allahümme nâ selükel rıdâke vel cennet ve bike bîke min sekattıke vel nâr Allahümme nâ cennet ما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. آه. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شاف العلل ومفرج الكروب، وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل رشدا اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا الله. اللهم انا نجعلك في نحورهم نعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا min khuzzi dunya azab ila akhirah Allah salli ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi afdal salawatik adad malumatik ve barik ve sellem teslimen kadal ya rabbi ne sıkıntılarla geldikse feraha çıkararak buradan çıkar ya ne günahlarla geldiysek affederek çıkar ya ne belalar başımızda geldiysek hepsinden halas ederek çıkar ya rabbi ne hayırlı muratlarla buraya girdiysek o hayırlı muratlara nail olarak Takdir olarak, mukadder olarak, rızana uygun şekilde muvaffak olarak çıkar ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi içimizdeki yürek darlıklarını izale eyle. Amin. Sıkıntılarımızı feraha tebdile. Günahlarımızı sevaba tebdile. Vesveselerden muhafaza eyle. İblisin vesveselerinden muhafaza Koruyucu meleklerinle hafıza eyle. Allah'ım kalbimiz sana emanet. Dinimiz, imanımız sana emanet. Sen emaneti zayi etmezsin. Ölene kadar bu imanı bizde bırak ya Rabbi. Amin. Ahirete mahşere bu imanla çıkar. Ehl-i sünnet itikadını muhafaza ederek çıkmak nasip. Abi. Şeytanı bizden ümitsiz eyle ya Rahmetinden ümitsiz ettiğin gibi bizden ümitsiz eyle ya Rabbi. Bizle uğraştırma ya Rabbi. Bu cihadı kazandır bize yâ Rabbi. Nefse karşı şeytana karşı bizi mücahid eyle ya Rabbi. Evvela en büyük düşmanı nefsu şeytan bilenlerden eyle ya Rabbi. Bu küçük cihattan döndük, büyük cihada geldik buyurdu hadis-i şerifte kulun nefsinin arzusuyla mücahidesinde bizi muvaffak eyle ya Sen bizi hep hayırlara muvaffak eyle. Meleklerin ilhamlarına mazhar eyle. Şeytanların vesveselerine ırak eyle, uzak eyle. Allah'ım bu duaları vakti vaktine okumak nasip eyle. Namazlarını vaktinde kılmak nasip eyle. Gece namazlarında kolaylıklar ihsan eyle. Zikir ve ibadetlerimize kolaylıklar ihsan Uyku ve tembellik halini izale eyle. Hastalıklarımıza acil şifalar. İkram eyle dertlerimize, devalar ihsan eyle borçlarımıza, edalar ihsan eyle. Bizi dinleyen, senin için sevenlerin her birerlerini geçip darlığından muhafaza eyle. Helal rızıklarla mercu kıl. Borçlarını kolayca ödeyip ya Rabbi ibadete vakit ayırmalarını nasip eyle. ibadetten meşgul edecek, ilimden, dersten, zikirden meşgul edecek bütün engelleri izale eyle. Hayırla ortadan kaldır ya Rabbi. Ailelerimizi yar eyle itaatkar. Çoluk çocuklarımızın hayrını göster, şerlerini def Amin diyenlerin harcı hamden azan amin amin. Bi hürmeti Daha ve Yasin. Hasan Ali Mehmet Ahmet Necmettin, Üsmet Mehmet, Adnan Tarık, İlker Ali Ekber, Yalçın, Murat Nihat, Hakan Hüseyin Hasan, Fuat Hilve, Mustafa Talha, Salih Bahattin, Osman Halit, Ömer Salih, Emine Rukiye, Budak, Rabia Raziye, Büşra Semiha, Hilmiye, Necmiye, Nazife, Fatıma, Sacide, Hakime, Osman Nazife Zehra Yaşar. isimlerin sahipleri, müsemmalarını sen biliyorsun ya Rabbi. Ne hal üzere öldüler? Hangi kabirde gömüldüler? Azapları var mı yok? Hepsinden haberdarsın. Biz bir şey bilmiyoruz ya Rabbi. Nin. Bize burada isimleri gönderilmiş. Yücel Keser abimizin amcası Mehmet Keser Efendi. Avni Özmansur Hoca Efendi babamızın kıymetli hocamızın kızı Ayşe Hanım da vefat etmiş kurban bayramından önce. Kıymetli hocamız Allah kendisine hayırlı, sıhhat, afiyetle, uzun ömürler nasip eylesin ehl sünnete daha çok hizmetler görmesin, nasip eylesin. Başı sağ olsun. Allah ecrini azim eylesin. Ayşe Hanım'ın da ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. <laughs> la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adedem avsi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah hediyelerimizi vasıl eyle, kabirlerini nur eyle, ruhaniyetlerine haberdar eyle, azapları olan varsa cuma gecesi hürmetine izah eyleyip, bir daha da yad eyleme, ya rabbel alemin ve ya hayrun Amin. Allahümme Allah salli ve sellim ve, ve, ve barik ala, ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahil ve ve sahbi. Dualarınızın kabulü için, hayırlı muratlarınızın husulü için, ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kulaklarına şu saatte husulü için. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخنا كافة إلى روح روحنا أفن بامز اسمت بامز على زافن بامز خلنا الله فن بامز خاصة فاتح سلطان يا سلطان جميع سلاطين آل عثمان وإلى روح شيخ الإسلام إسماعيل من بامز جميع المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح من ذكرت أسماءهم في هذه الجلسة من الشهداء والشرطة والعسكر والميتين والميتات الفاتحة